Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarafsız bölgeye hoş geldiniz. Gözümüz İmralı'ya çevrilmişti. Bugün İmralı'ya heyet gitti. Oradan yapılan önemli bir açıklama var. Ve Nevruz var Perşembe günü. Barış süreci bütün hızıyla devam ederken Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı ve ağırlaştırılmış müebbet istiyor birçok isim hakkında savcı. Gündem bir anda değişti. Gözlerimizi İmralı'dan Silivri'ye çevirmek zorunda kaldık. Biz de bugün sabah saatlerinde aslında barış sürecini konuşmayı planlıyorduk ama bu ani gelişme karşısında konuyu değiştirdik ve Ergenekon davasında çıkan sonucu konuşacağız. Konuklarımız var. Hemen onları sizlere tanıtmak istiyorum. Hüseyin Ersöz bizlerle. Hüseyin Ersöz bu davaların avukatlarından biri. Hüseyin Bey, bize şimdi şu şeyleri hemen hızlı bir şekilde verebilir misiniz? Teknik bilgileri sizden alalım. Kaç sanığa müebbet hapis ceza ağırlaştırılmış mı? 29 sanık olması lazım. 29 sanık hakkında müebbet hapis cezası. İlker Başbuğ başta olmak doğru. Üzere. Doğru. Evet. Tuncay Özkan yine aynı şekilde. Tuncay Özkan Mustafa var. Balbay, Mustafa Mehmet Balbay. Haberal. Haberal. Evet. Sinan Aygün zannedilmişi var. Doğu Perinçek var. Mehmet 31oğlu var Andış davasından. Hasan Iğsız var. Emekli generallerin çoğu var galiba. Evet. Hurşit Tolon, Şener Er Uygur. Yine şeyler var. Rektörler var. Fatih Hilmioğlu, Mustafa Yurtkuran. Ferit Bernay gibi isimler var. Hepsi hakkında. Bunlar ağırlaştırılmış müebbet hapis doğru. cezasına çarptırıldılar. Doğru. Konuşacağız hepsini ayrıntıları. Hemen yanınızda Hüseyin Ersöz'ün yanında radikal yazarı Koray Çalışkan var. Koray hoş geldiniz. Faruk Mercan bizlerle. Hoş geldiniz hoş Faruk Mercan. Ömer Faruk Uysal Bey yine bizlerle Demokrat Hukukçular Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Teşekkür Ömer ederim. Faruk Bey. Başkanı değil efendim. Sözcüsü. Sözcüsü. Başkan olun bir an önce artık siz. Reşat Petek bizlerle. Hoş geldiniz Hoş Reşat bulduk, Bey. Evet. Ankara stüdyomuzda ise bugün müebbet hapis cezası istenen hakkında hapis cezası istenen Fatih Hilmioğlu'nun, rektör Fatih Hilmioğlu'nun kardeşi Hayati Hilmioğlu var. Hem kardeşi hem avukatıdır Hayati Bey Fatih Hilmioğlu'nun. Daha önce de tarafsız bölgede bir arada olmuştuk. Hoş geldiniz Hayati Bey siz de tarafsız bölgeye. Hoş bulduk. Sağ olun. Tarafsız bölge kısa bir aradan sonra başlıyor. Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Darbeye teşebbüs suçu ve ağırlaştırılmış müebbet istenen isimler. Okuyorum bunları önemli çünkü. İlker Başbuğ emekli general. Emekli generaller diyelim. İlker Başbuğ, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, Şener Er Uygur. Devam ediyoruz. Orgeneral Nusret Taşdeler. Emekli albay Dursun Çiçek. Sedat Özüer, İsmail Hakkı Pekin, Mehmet Eröz, Alaaddin Sevim, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Emekli General Veli Küçük, Levent Ersöz, Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, CHP Milletvekili Mehmet Haberal, Mustafa Balbay, Sinan Aygün. Şimdi Sinan Aygün bu ceza verilirse ne olacak? Milletvekili düşecek. Milletvekili düşecek. Evet. Yani eğer savcının istediği ceza doğrulurdu. Evet. Devam edelim. Fatih Hilmioğlu profesör yani rektörler. Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu, Profesör Yalçın Küçük, Danıştay cinayeti zanlısı Alparslan Aslan, Doğu Perinçek ve Tuncay Özkan. Darbeye teşebbüs suçuyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen isimler bunlar. Şimdi şuradan başlayalım. Sizinle Hüseyin Bey sizinle başlayalım. 2271 sayfalık bir mütalaa. Normal mi bu kadar uzun olması mütalaaların? Aslında normal. Olur yani. Bu dava hacmi açısından normal. Yani normalde bir sıradan bir davada bir sayfalık veya iki sayfalık mütalaalarla karşılaşırsınız.
aslında mütalaaların, işte delillerin tartışıldığı ve istenen cezaların gerekçelendirildiği metinlerdir. Fakat çoğu zaman ceza yargılamasında bu hassasiyete uyulmadığını görüyoruz. Anladım. Normaldir yani. 120 sayfa, 120 milyon sayfalık bir döküman hacminin olduğu bir davada normaldir. 2271 sayfalık bir mütalaa bu. Şimdi bu mütalaa ne diyor? En başta benim ilk dikkatimi çeken diyor ki, bu zamana kadar hep Ergenekon örgütünün varlığıyla ilgili bir kanaat belirtmemişti mahkeme. İlk kez böyle bir örgüt vardır arkadaş diyor, değil mi? Aslında öyle değil tam olarak. Çünkü iddianamede zaten savcı böyle bir örgütün varlığı konusunda bir değerlendirmede bulunmuştu. Fakat ondan sonraki aşamada bu örgütün varlığı ile ilgili deliller toplanmaya başlanmıştı. Şu an geldiğimiz aşamada ben en baştaki kanaatimi koruyorum. Toplanmış olan delillerde böyle bir örgütün varlığını işaret ediyor, değerlendirmesini yapıyor. Peki buradan yola çıkarak Ergenekon örgütü vardır diyor mahkeme diyemez mi? Hayır, mahkeme diyemeyiz. Çünkü sadece iddia makamını ileri sürmüş olduğu. Peki mahkeme bu kararında, mahkeme karar verdiği zaman böyle bir örgüt vardır mı diyecek? Yoksa şeylere, sanıklara ceza mı verecek? Zaten sanıklara ceza vermesi bu örgütün varlığı anlamına gelecek. Ama sadece 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin böyle bir tespit yapması yeterli değil. Örgütün varlığının kesinleşebilmesi için Yargıtay'ında bu kararı onaması gerekiyor. Yani bütün o süreçlerden sonra ancak biz Ergenekon örgütü vardır diyebiliriz. Bu aşamada henüz bir iddia olma durumunu korumaktadır. Öyle. Zira bu yargılamanın başlangıcında 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yani Ergenekon davasına bakan mahkeme, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Genelkurmay'ın istihbarat birimine ve Emniyet'in istihbarat birimine yazı yazarak Ergenekon terör örgütü var mı? Bu örgütün faaliyetleri hakkında bilgi sahibi misiniz diye sordu. Oradan gelen cevabı yazılar, böyle bir örgüt hakkında bilgi sahibi değiliz ve faaliyetini bilmiyoruz şeklindeyiz. Peki savcı böyle bir örgütün var olduğuna dair kanaat geliştirmesi neye dayandırmaktadır savcı mütalaasında? Mütalaasında aslında bir hukukçu olarak ben tabii bunu söylemekten büyük icap duyuyorum. Fakat siyasal iktidar tarafından hazırlanmış olan siyasal iktidarın temsilcilerinin de içerisinde olduğu Darbeleri Araştırma Komisyonu raporuna bunu dayandırıyor. Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda Ergenekon terör örgütüyle ilgili olarak ve faaliyetleriyle ilgili olarak bir takım tespitlerin yapıldığını söylüyor. Orada alınan tanık beyanlarının bu faaliyetleri desteklediği yönünde bir değerlendirme var. Ve buna dayanarak ben Ergenekon vardır diyorum. Niye hicap duyuyorsunuz? Şu sebepten hicap duyuyorum. Tabii yani şunu sormak istiyorum. Darbe mecliste, parlamentoda kurulmuş bir Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporu mahkeme için bir kanıt, bir belge, bir veri teşkil etmez mi? Ceza yargılamasında bütün her şey delil olabilir. Yani bir hukukçu olarak bunu söyleyeyim. Ancak bazı şeylerin delil olabilmesi için bunun objektif gözler tarafından ve objektif değerlendirmeler çerçevesinde delil kabul edilebilmesi gerekir. Şöyle ki, eğer Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından dinlenmiş olan o tanıklar mahkemeye gelmiş olsaydı, biz savunma makamı olarak onlara soru sorma imkanına sahip olsaydık ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için savcılar ve hakimler de o tanıklara soru sorsalardı, o zaman onların beyanı bir ceza yargılamasında itibar edilebilecek olan deliller olurdu. Yani suçlanan kişilerin avukatlarının herhangi bir sorgulamaya tabi tutmaması mıdır sorun? Kesinlikle öyledir. Şimdi tabii biz Darbeleri Araştırma Komisyonu nasıl meydana geliyor? İşte yasama organının içerisinde bir komisyon. Meclis bunun kurulmasına karar vermiş. Bütün partilerden temsilciler var. Yürütme organının, yani siyasal iktidarın temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir komisyon. Ama parlamento dağılımına göre. Şüphesiz öyle, ama biliyoruz ki muhalefet partisi mensuplarının da muhalefet şerhleri var o komisyon, evet, raporunda. Evet. Yani orada siyasi bir takım tartışmaların yaşandığı ve siyasi bir takım şerh düşümlerinin meydana geldiği bir rapor aslında orada söz konusu. O yüzden siz eğer bir yargılama yapıyorsanız, ki yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız erkler olduğunu iddiasındayız Türkiye'de. Eğer bir yargılama yapıyorsanız böyle bir durumda o raporu kendinize baz almamanız lazım. Ondan faydalanabilirsiniz. Anladım. Burada oradaki tanıkları çağırabilirsiniz. Peki o rapora dayanarak Ergenekon terör örgütünün varlığını savcı sadece o rapora mı dayandırıyor? Bunu nereden biliyoruz? Söylüyor mu yani? Tabii bunu bugün okudu. Yani bugünkü esasla ilişkin mütalaasını okurken Darbeli Araştırma Komisyonu'nun raporunda yer alan tespitlerde Ergenekon terör örgütünün varlığını teyit etmektedir şeklinde belki, değerlendirme evet yaptı. Ama bir teyit açısından ona atıfta bulunmuş olabilir. Başka bir takım elinde savcının
Bunu teyit eden başka veriler, başka unsurlar, başka kanıtlar da olamaz mı? Şüphesiz zaten biz savcılık makamının Ergenekon terör örgütü yoktur şeklinde bir değerlendirme yapmasını zaten beklemiyorduk. Yani hayır, sanki siz tek dayanağının meclis araştırma... En önemli dayanağı değil. En önemli dayanağı bu. Tabii süreç içerisinde toplanmış olan delillerin varlığını inkar edemeyiz. Fakat bu delillerin bir örgüt üyeliği ya da örgüt yöneticiliği suçlamasına ne kadar dayanak oluşturabileceği konusu da tartışılması gereken bir başka konu. Peki sayın konuklarımız izin verirlersen şu temel bilgileri alalım, onları sorgulayacağız hep beraber. Ama belki şu aşamaya kadar olanlarla ilgili bir değerlendirme yapalım mı? Zaten temel bilgiler tek yanlı intikal etmiş oluyor. Hayır, yani o bilgileri sorgulayacağız. Şöyle yapalım. İki sorum daha var ama aynı bağlamda, aynı kapsamda. Yani devam edelim. Çok kısa. Şunu soracağım. Bu müebbet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen, haklarında müebbet istenen isimler, evet, sanıklar bir örgütün üyesi mi? Değil. Hayır, yani iddianameye göre. İddianameye göre Ergenekon Terör Örgütü'nün yöneticisi ve üyesi konumundalar. Ergenekon Terör Örgütü'nün yöneticisi ve üyesi konumunda. Üyesi konusunda. Peki bu insanlar bir terör örgütüne üye oldukları için mi haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor? Hayır. 312. madde çerçevesinde haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis madde isteniyor. Bu hükümeti devirmek suçlaması. Eski Türk Ceza Kanunu'nu karşıladı 147. madde, yani Balyoz davası sanıklarının yargılandığı maddeydi o. Zaten bir tartışma var, biliyorsunuz belki, o da çok gündemde. İşte İlker Başbuğ ile ilgili olarak terör örgütü yöneticiliğinden veya üyeliğinden herhangi bir ceza istenmedi şeklinde bir değerlendirme söz konusu. Bu yanlış bir değerlendirme. Zira terörle mücadele kanununda hangi suçların terör suçu olduğu ifade edilmiş vaziyette. 312. maddede bir terör suçu olarak ifade edildiğinden dolayı İlker Başbuğ hakkında talep edilen terör örgütü yöneticiliği suçlaması zikredilmedi sadece. Çünkü siz eğer 312. maddeye göre bir kişi hakkında müebbet hapis cezası verirseniz doğal olarak örgüt yöneticiliğinden vereceğiniz 15 senenin bir anlamı kalmaz. Çünkü hiç müebbetten anlamadım. Sonra bir 15'te yatıramazsınız. Anlamadım. Hemen anlatayım. Koray, anladın mı sen? Evet. Çünkü diyor ki zaten ömür boyu hapisle yargılanacaksa diğeri ufak olanı kapsayacaktır, söylemeye evet gerek yok. Yani şey gibi. Peki yargılandığı konu zaten bir terör örgütü davası değil mi? Evet öyle. Evet. Ama sevk maddelerinden bir tanesi terör örgütü yöneticisi olmak, diğeri de hükümeti devirmeye teşebbüse. Evet. Devirmek. Devirmeye teşebbüse istediği ceza zaten daha ağır olduğu için, daha ağır olduğu için onu zikretmiyor. Aynen. Ama öyle. Sonuçta son tahlilde İlker Başbuğ terör örgütü yöneticiliğinden de yargılanıyor ve hakkında ceza isteniyor. Evet. Her sanık için bunu yapsalardı, çünkü 5 saat değil 45 saat okumaları gerekirdi, evet, bu sefer. Ağaç gibi giderdi küçük, evet, şeyler. Anladım, şimdi anladım. Buna hukukta fikri içtima diyorlar. Yani çok genel bir peki tarz. Yani o ne denmek istediği anlaşılıyor. Yani biz sizin söylediğinizden şunu anlıyoruz ki İlker Başbuğ ve diğer müebbet istenen, haklarında müebbet istenen sanıkların hepsi Ergenekon terör örgütü yöneticiliği ve üyesi olmaktan bu cezalar isteniyor. Doğru. İlker Başbuğ da bu isimler arasında. Doğru. Çok garip bir ironi var. Ermeni soykırımı ile ilgili tartışmaları düşündüğümüz zaman ne görüyoruz? Diyoruz ki meclisler bu işe karışmasın, bu siyasi bir mesele değildir. Meclislerin ya da hükümetlerin yazdığı raporlarla tarihçiler olan biten yargılanmaz. Aman dur, bir oralara girme. Bir konuşacağız şimdi. Tamam. Bir şu meseleyi. Ama çok benzer bir durum var burada. Ama, tamam. Şimdi bitti benim sorularım. Şimdi konuşabiliriz. Hüseyin Bey'in verdiği teknik şimdi bilgilerin neresi yanlış? Keşke, yok, teknik bilgi yanlış anlamında söylemiyorum. Keşke tıpkı Balyoz davasında olduğu gibi bu programa gelirken Ergenekon mütalasını okuma imkanımız olsaydı, ama maalesef 2200 sayfa. Bir de bugün öğlen saatlerinde. Doğru. Hala avukatlar da dışarıda falan değildi. Avukatlarla temas kurup bunu alamadık. Dolayısıyla epeyce bir bilgi noksanlığıyla aslında buradayız. Savcısı okumadı zaten, özetledi. Çünkü şimdi, 200 saatte okunmaz. Şimdi Ergenekon davası nedir? Ergenekon davası ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlendiği iddia edilen. Evet. Hayati Bey. Ahmet Bey, ben şu anda Hüseyin Bey'in Ergenekon terör örgütünün varlığı ya da yokluğu konusunda bir takım ilaveler yapayım hazır bu konu açılmışken. Belki şimdi konu başka yerlere sapar, bu konu biraz dağılır. Ben müsaade ederseniz hemen tamamlayayım Hüseyin Bey'in bıraktığı yerden. Şimdi ondan sonra siz yerden tamamlarsınız izninizle, ben bir müsaade söyleyeceklerimi söyleyeyim de. Hayır, konu dağılmayacak, merak etmeyin, evet, Hayati Bey.
Aynı bağlamda konuşuyoruz. Aynı siz çerçevede Faruk Bey'i zaten dinleyin, belki ona da bir cevap verme fırsatınız olur. Tamam. Şimdi Ergenekon bildiğiniz gibi 3 ana davayla başladı. Birinci ana iddianame, ikinci ana iddianame, üçüncü. Sonraki aşamalarda tabii iddianamelerin ilavesiyle bu 20'ye kadar falan çıktı. Şimdi bütün bu iddianamelerin özünde savcıların iddia ettiği şey ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlendiği iddia edilir. Siz demin ağırlaştırılmış müebbet istenirken çok sayıda komutan okuduruz. Bu davaların gelişim süreciyle ve savcıların ortaya attığı iddialarla örtüşen bir şey. Esasen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlendiği iddia edilen, üniversitelerde, medyada, iş aleminde ve toplumun çeşitli kesimlerinde ayakları olduğu iddia edilen. O rektörler oradan geliyor. İş adamları ve medya filan oradan geliyor. Dolayısıyla ana suçlama da hükümeti devirmeye teşebbüs. Yani nasıl bu? Şimdi demin Sayın Avukat dedi ki Milli İstihbarat Teşkilatı mahkemeye gönderdiği yazıda böyle bir örgüt yoktur dedi. Halbuki Türkiye'de Ergenekon örgütünün var olduğunu ilk iddia eden Milli İstihbarat Teşkilatı. 2002-2003'te aynı. Şenkal Atasagun tarafından bu yalanlandı biliyorsunuz. Konuşayım da ben ondan sonra siz şey yapın. Dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Şenkal Atasagun. Yalanladı diyor. Kim yalanlamış? Şenkal Atasagun'un biliyorsunuz duruşmada dinlenmesini talep ettik. Mahkeme bu talebimizi reddetti. Efendim, aynı zamanda bu MIT'in hazırlamış olduğu iddialanan şablonla ilgili bakın, olarak da yine aynı şekilde basına vermiş olduğu bir açıklama var. Temel şeyim şu. Şimdi bakın siz demin konuşurken hiç ben bir kelime ettim mi? Hayır. Şimdi bir dakika. Ama böyle olmaz. Ama şimdi ben MIT müsteşarı diyorum. Sayın siz hemen bir konuşayım ne demiş. Ama bir yanlış bilgi var orada. Ne yanlış bilgisi kardeşim? Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök'e bir kaset ve yazı götürdü mü? Ve dedi mi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde demokratik düzeni elemini Faruk etmeye Bey, çalışan bir oluşum. Ya bir bu yalan mı bu? Hilmi Özkök yalanladı bunu biliyorsunuz. Ben bunları itibar etmedim. Bunların hepsi hukuk tamam, dışı. Ama, ya, tamam ama itibar etmedim dedim. Ama MIT bunu göz vermiş mi? Vermiş ama yani. Şenkal Atasagun'da biliyorsunuz bunu yalanladı. Ya. Bir dakika. Burada güzel tartışalım. Yani sizin söylediğinizi ben şey yapayım ama. Biz böyle bir kavga gürültü çıksın istemiyoruz. Meseleyi anlamak istiyoruz. Bir dakika sabret. Peki mahkemeye MIT'ten böyle bir örgüt yoktur diye yazı geldi mi? Geldi. Davanın başında. Bu ne peki? 2008 ben böyle bir yazı bilmiyorum. Ben o konuda bir katkıda bulunayım. Böyle bir yazı ben hemen bir katkıda bulunayım. Reşat Bey bildiğiniz bir şey varsa. Bildiğim bir şey var tabii. Şimdi Ergenekon ilk iddianamesinde bu davanın şüphelileri bir takım muvazzaf ve emekli askerler ve bürokratlar olduğu için bu konuyla ilgili savcılık diyor ki Genelkurmay Başkanlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Ergenekon terör örgütü adıyla bir örgüt olup olmadığı hususu sorulmuştur. Onu anladık. Buradan gelen cevabi yazıda bizim kayıtlarımızda böyle bir örgüt yoktur şeklinde diyor cevap verilmiştir. İddianamede bunu söylüyor. Arkasından da şunu söylüyor. Bu nedenle Ergenekon terör örgütünün uzantılarının bu örgüte katılanların sivil ve askeri bürokrasi içinde o kadar organize olmuş yerleşmişler ki burada yapılan çalışmaların şimdiye kadar bir örgüt niteliğinde kayıtlara geçmesi bile bulunmadığından bununla ilgili soruşturma son derece zor olmuştur. Tamam. Ortaya çıkarması bunun zorluklarını ifade ederek bunu da iddianamede belirtiyor. Şimdi tartıştığımız konu şu, yani böyle bir örgütün varlığını MIT kabul etmiş mi etmemiş mi? Burada bir ihtilafımız MIT var. Böyle bir iddia öne süremez zaten Sayın Ahmet Hakan. MIT böyle bir örgüt vardır ya da yoktur. Mahkemenin yetkisi yok zaten. Bu mahkemenin takdirindedir. Evet. MIT sadece kendi arşivinde Ergenekon'la ilgili bilgi ve belge olup olmadığını mahkemeye bildirebilir. Tamam. Yani MIT ya da emniyet ya da jandarma ya da genelkurmay Ergenekon... Neyi tartışıyoruz o zaman biz? Bu mahkemenin tespiti. Bakın, bir şey daha söyleyeyim. Hayır bakın benim söylemek istediğim şu. Ben bu davaların avukatlarıyla defalarca bu programlara çıktık. Hep orada dikkatimi çeken bir şey şu. Yani bakın ağır bir davadır. Tıpkı balyoz gibi çok ağır sonuçları olan bir dava. Bunları konuşalım, bu ayrı mesele ama ortadaki bilgileri de tarif etmeye gerek yok. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu. Bu komisyonun raporu Ergenekon'la ilgili değil ki. Bu komisyon Türkiye'nin darbeler tarihiyle ilgili ağırlıklı olarak da 28 Şubat. 25 Şubat'ın dinlediler o zaman. Hayır, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu raporu, Nimet Baş'ın başkanındaki bu raporun Ergenekon'la zerre kadar ilgisi yoktur. Daha ziyade 28 Şubat'la ilgili. Kaldık o dava 4 yıldır devam ediyor. Bir ara verelim. Bir dakika. Yayınlanalı 2 ay oldu. Bir mola istiyorum arkadaşlar. ama Hüseyin Bey dedi ki Darbeleri Araştırma Komisyonu raporuna dayandırıyor dedi. Efendim rapor yeni geldi mahkemeye. Dava yani daha 3 ay başlamışsın. Siz o konuda güzel bir soru sordunuz. Daha baştan bu örgütün varlığını bir perspektif olarak kabul ediyor. Bu rapor 2 ay önce yayınlandı. Tabii. Sadece savcılık
delillerin toplanması ve yargılanma sürecinde ayrıca komisyondan gelen bu raporu da bir delil olarak dosyaya ibraz etmiş ve onu zikrediyor. Tamam. Yoksa zaten komisyonun raporu üzerine karar verilemez, hüküm bina edilemez zaten. Bunu teknik olarak. Bunu baz almasını eleştiriyor Hüseyin Bey. Baz almıyor ki, onu da zikrediyor. Yok, baz onu baz da almış, baz alıyor. Onu baz almış olamaz. Çünkü bu 2 aylık bir şey. Halbuki iddianame ta 5 yıl önce zaten değil, Ergenekon efendim örgütünden bahsediyor. O, ve toplanan delillerle bunun varlığını... Sayın Üstad izin verirse mütalada, esası ilişkin mütalada, bugün açıklanan mütalada. Şimdi şöyle bir şey oldu biliyorsunuz. Savcılık mahkemeden esası ilişkin mütalasını yazmak için süre talep etti. Mahkeme bu süreyi verdi. Biz aradan bir ay zaman geçti. Mütalayı beklerken bir anda savcılık dedi ki ben darbeleri araştırma komisyonunun raporunun, savcılığın talebiyle raporunun bu dosyaya gelmesini istiyorum. Bence bu yanlış bir karardı. Mahkemenin, ve savcının böyle bir raporu, bu raporu istemesine hiç gerek yoktu mahkemenin. Biz de eleştirdik. Demek ki aynı noktadayız. Tabii yani. Bundan sonraki süreçte de rapor geldi ve savcılık bu raporu incelemek için yaklaşık 1,5-2 ay kadar daha bekledi. Yani mütalanın açıklanmasının üzerinden, açıklanması beklenen tarihten 3 ay geçtikten sonra bu mütala açıklandı. Ki darbeleri araştırma komisyonunun raporu ve ekleri yaklaşık 250 GB. Yani yine binlerce, yüz binlerce sayfa dokümandan bahsediyoruz. Bunları incelemek için aslında bu süreyi savcılık aldı. Ben hemen hemen orada ifade veren herkesi da dinledim bakın Hüseyin Bey. Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Ertuğrul Özkök, Zafer Mutlu, zerre kadar Ergenekon'la ilgili bir şey görmedim. Ama yani Özgök, o daha ziyade ben de darbelerle ilgili. Ben de şunu söylüyorum. Darbelerle ilgili, 28 Şubat'la ilgili. Siz Hüseyin Bey'e niye itiraz ediyorsunuz? Hüseyin Bey aman ne iyi oldu bu komisyonun şimdi, raporu değerlendirildi demiyor ki. İtirazımız şu Ahmet Bey, ben ifade edeyim. Ben anlamıyorum yani. Savcının mütalasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporuna dayandırarak bir mütala verdi gibi bir görüntü verilmesi doğru değil. Böyle okudu yani şeyde duruşma sırasında bunu bu şekilde çünkü, ifade etti. Çünkü ne dedi? Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda yer alan hususlar Ergenekon terör örgütünün varlığı konusunda bir kanıt oluşturmaktadır. Kanıtlardan bir tanesi olarak bunu zikretmesinden hayır, tamam, onu eleştiriyor. Normal bir eleştirebilir ama ben de şunu demin öyle demin yegane şey bu dedi. Yani Ergenekon'un varlığını demin dediniz ki Sayın Ahmet Hakan size sordu. Bakın güzel tartışalım. Sayın Ahmet Hakan size sordu, dedi ki neye istinaden savcı Ergenekon örgütü vardı? Siz dediniz ki yegane şey meclis raporu. Demedim. Yegane demedi. Öyle diğer örnekleri de söyledim. Ben o tartışacağım söyledim. Ne dedi peki? Ne dedi? Söyledim. Ben söyledim. Başka bir diğer hükümanlardan da bahsettim. Hep beraber konuşmayalım. Ne olursa. O zaman müsaadenizle şöyle söyleyeyim. Bakın şöyle. Bizi izleyenler meselenin özünü kaçırıyorlar. Detaylarda boğulmayalım. Ben her iki tarafın da söylediklerine itiraz etmiyorum. Ben sadece mesele açıklığa kavuşsun istiyorum. Şimdi bir, Hüseyin Bey dedi ki mahkeme bu raporu da baz aldı dedi. Savcı. Doğru. Savcı. Doğru. Değil mi? Doğru. Yegane demedi, en önemli dedi. Doğru. Tamam. Siz de diyorsunuz ki evet almıştır ama en önemli değildir. Onlardan biridir. Tamam, bu kadar. Pek çok delilden bir tanesidir. Siz diyorsunuz ki, 2 ay önce ortaya çıkmıştır. Siz pek çok delilden bir tanesidir diyorsunuz. Hüseyin Bey de diyor ki pek çok delil içerisinde savcının en önem verdiği delildir. Bu teknik olarak mümkün değil. Dava açılmış 4 yıldır 5 yıldır yargılama yapılıyor. İlk baştan Ergenekon terör örgütünün varlığından bahsediyor. O zamana kadar toplanmış birçok delil. El bombaları saymıyor mu başka delil? Yani el şüphesiz, bombası şu bu. Şüphesiz tabii ki esasa ilişkin mütalada bunlardan da bahsediliyor. Biraz önce de yine aynı şekilde bu şekilde ifade edildi. Niye en önemli dediniz peki bu meclis darbeleri araştırma komisyonu? Çünkü meclis darbeleri araştırma komisyonu tarafından yapılmış olan incelemede işte Hilmi Özkök dahil olmak üzere 2003 senesinden itibaren bir fiil işte bu darbelerden zarar görmüş veya bu darbelerin içerisinde yer almış Hilmi olan kişilerin tanık beyanları aldı. Hilmi Özkök'ü dinledim. Zerre kadar Ergenekon'dan bahsetmedi. Hilmi Özkök mecliste evet. Dinledim ben. Ay Işığı ve Sarı Kız darbe Ahmet planları yargılanmıyor mu Ergenekon davası içerisinde? Bir teknik hata. Buyurun. Yargılanmıyor şimdi, mu? Bir Ömer Faruk Bey bir uyarı. Ergenekon örgütünün veya başka bir illegal örgütün varlığı başka bir şey. Yargılanan sanıkların böyle bir örgütün üyesi olup olmadığı başka bir şey. Darbeleri, meclis darbeleri araştırma komisyonu kişileri ve bu davada yargılanan sanıkları isimlerinden bahsetmiyor ve bahsedemez ve zaten burada anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla bu ancak savcının 5 yıldır yürüyen davada ve toplanan delillerde şeyde böyle bir örgütten bahsediyor, darbeleri araştırma komisyonu böyle bir örgütten bahsediyor diyor. Yoksa ceza hukuku tekniği açısından
meclisin böyle bir raporu zaten deli hüküm bina edilecek bir rapor değildir. Ama savcı merak eder, hukuken de bir anlamı da vardır ve merak etmiştir ve gelmiştir, dosyaya da girmiştir. Onun üzerine hüküm bina edilemez. Çünkü örgütün varlığı tespit edilmiş olsa bile her bir üyenin, her bir sanığın bu örgütün üyesi olduğuna dair bir delil yoksa kimseye mahkumiyet verilemez. Ancak üyesi olduğu ve o yönde çalışmalar yaptığı ama Ömer Faruk Bey, teknik şimdi, olarak ispatlanırsa... Bir dakika bu Ergenekon terör örgütü savcı tarafından çok kuvvetli bir şekilde delillendirilseydi, kanıtlansaydı niçin meclisteki bir araştırma raporu zikredilmiş olacaktı? Ben de onu anlamıyorum. Yani ne gerek vardı? Yani delillerin, ne dosyaya hangi deliller girdiyse Ahmet Bey, bakın bu konuda mütalaa vermiş kişilerden biri olarak, ayrıca darbeler araştırma komisyonunda da mağdur müşteki sıfatıyla da ifade vermiş bir kişi olarak şunu ifade edeyim. Meclisten siz hiç görev süreniz içerisinde bir rapor talep ettiniz mi Sayın Betek? Şimdi ceza yargılamasında, yani objektif olarak söyleyelim, maddi gerçeğin ortaya çıkması için mümkün olan en geniş çaplı deliller toplanır. Bu deliller değerlendirilir. Ve bunları arasındaki tutarlılık ile suç subuta eriyorsa savcı da mütalaasını buna göre verir, hüküm de buna göre. Şimdi bu çerçevede bakın, Ergenekon iddianamesinde hakikaten gözden uzak çıkar tutmayalım. İlk iddianamede deliller sıralanmıştı. Nedir? Nedir? Ümraniye'de ele geçen bombalar dendi. Efendim Fikret Emeğin bu evin sahibini de beraat vermişler. Evin sahibi hakkında açılan dava nedir biliyor musunuz Ahmet Bey? Suçu haber vermemekten 278. maddeden Hayır, örgüt üyeliğinden. Örgüt üyeliğiyle suçlanıyordu kişi. Suçu haber vermemek. Ama maddi örgüt üyeliğiyle suçlanıyordu. Tesadüfen evinde olduğu. Örgüt üyeliğiyle suçlanıyordu. Elbette ki toplanan delillere göre subuta ermemişse önce dava açılıp beraat da istenebilir. Yoksa niye yargılama yapılsın? Şimdi burada bakın ortaya bir darbe araştırma komisyonu raporu da dosyaya istendi diye biz işte Fikret Emeğin elinde ele geçirilen silah patlayıcı madde, Kuvayi Milliye Teşkilatı, Kuvayi Milliye Derneği, efendim daha sonra hani boru falan denilen lav silahları, diğer patlayıcılar. Danıştay mesela saldırısı. O kadar şu silah listesini ben sırf savcılık emanetine giren bunları getirdim. İnanın 12 sayfa sadece silah mühimmatın listesi var. Şimdi tabii ki savcı esas hakkında mütalaasını verirken burada bu delillerle elbette bu kadar silah mühimmat var. Öyleyse toptan bu sanıklar suçludur denmesi makul değil. Peki ama ben şeyi anlamıyorum. Bu silah mühimmat delil tamam da mesela Tuncay Özkan'da ne silah bulundu? Veya şeyde Kemal Alemdaroğlu'nda Yalçın Küçük, Kemal Gürüz, Fatih Hilmioğlu, şimdi, Sinan Aygün. Şimdi bir ne bunlardı? Bunların silahla, külahla ne işi var? Tabii burada yeniden yargılama yapmayacağız ama teknik açıdan şunu söyleyeyim. Milletin vicdanı almıyor bunu yani. Diyor isyan ediyorlar insanlar. Şöyle bir şey yani bu Ergenekon, Mergenekon darbeye karşı çıkanlar da artık bundan rahatsız oluyorlar. Ya kardeşim ağırlaştırılmış müebbet istiyorsun haber al hakkında. Balbay hakkında yani zerre kadar siyasi görüşlerimiz uyuşmaz ama yani adamın silahla külahla terörle ne ilgisi var diye soruyorlar. Peki ne ilgisi olduğunu savcı bütün delilleriyle ortaya var koymuş ise. Mesela bir tane delil var mı iddianamede buna dair? Mesela savcı. Mehmet Haberal'a yöneltilen suçlamayı söyleyeyim ben size. Lütfen. Bu darbe teşebbüsüne. Balbay'a. Evet. Tabii. Yani şimdi bakın Ahmet Bey şu yanlışı da düşünmemeliyiz. Biz burada bu kişilere yöneltilen suçlamaların doğru ya da yanlışlarını söyleme durumunda da değiliz. Bir sistematik olarak savcılar bu davayı açarken ne iddia ettiler? Mahkemelerin dava sürecinde. Ben de diyorum kim mesela, savcı. Evet. Ya milletimiz merak ediyor. Savcı. Ben size söyleyeyim. Tuncay Özkan'a, Balbay'a, Sinan Aygün'e yönelik silahlı, külahlı ne tür bir iddia? Haberal'ı ben size söyleyeyim. Çünkü Haberal'ın video konferansla hastane odasından savunma yaptığı günde salondaydım ben. Mahkeme salonunda. Şimdi savcıların Mehmet Haberal'a yönelttiği suçlama şu. 2006 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan düşürmeyi amaçlayan, ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütlenmiş, medyada, iş aleminde, üniversitelerde ayağı olan teşkilatın en önemli insanlarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Ve bütün üniversitesiyle, hastanesiyle, televizyonuyla, bütün mali gücüyle tamam, bu organizasyonun emrine girdiği söyleniyor. Şimdi bakın nedir bu? Bakın ne diye soracak olursanız. Sonuçları ne oldu diye soracak olursanız yani suçlama deniyor ki
2007-2008'de neredeyse hükümet gidiyordu. İşte kapatma davası, milis kuvvetler, Danıştay suikası vesaire vesaire. Suçlama bu, bakın ben bir şey demiyorum. Yani haber alayı yöneltilen bu suçlama. Sayın Ahmet Hakan bakın gülmeyin. Biliyorsunuz canım değil mi? Ya burada benden şunu beklemeyin. Ya ne diyeceksiniz? Yani burada ben bir yargıç olarak size Mehmet Haber'e suçludur ya suçsuzdur demek durumunda değilim. Hayır. Ben sadece dava dosyasında o ki bilgileri size söylemek durumunda. Başka bir şey beklemeyin bizden. Biz mahkeme miyiz yani ya suçlu veya suçsuz? Mahkeme değilsiniz ama. Evet. Sonuçta ya benim söylediğim size bir mantıklı geldi mi? Yani haber alın. Yani ben şimdi şöyle. O da size kalmış yani. Hayır. Benim vicdanıma sığmıyor ya Mehmet Haberal bu hükümeti yani bu devirmek için. Klasik bir darbe şey gibi değil yani. Ama bir dakika şimdi bu hükümeti devirmek için üniversitesinde toplantı yapar, konuşmalar yapar, insanları bir araya getirir, gaza verir bilmem bunların hepsini yapar. Bunlar demokrasilerde meşru şeylerdir. Öyle değil midir ya evet. Mehmet Haberal bunu yapar. Meşru olursa meşru olmaz. Peki devamını getirelim. Sen bana eğer silahlı bir örgütsel yapıyla Mehmet Haberal arasında... Sizin hukuk bilginiz eksik olduğu için siz şey söylüyorsunuz. Bakın herkes... Ama benim bir hukuk bilgim yok ama vicdanım var. Bakın bir darbe teşebbüsü örgütlenmesi herkes silah taşıyacak diye bir kural yok. Anladım. Hayır ben silah taşıyacağım. Bak adam şunu soruyorum. Tam azmettirici adam. Silah nerede demiyorum. Ben diyorum ki Mehmet Haberal'la silahlı... Külahlı insanlar ben size bir örnek arasındaki silahlı, külahlı. Ben size bir örnek vereyim silahlı külahlı. Adamın biri azmettirdi silahlı bir adamı sizi öldürmeye gönderdi. O adam da idam alıyor. Elinde silah mı vardı? Sizi azmettirdiği için o cezayı alıyor. Eyvallah. Hukuk böyle ben yani de, herkes elinde silah olacak diye. Ona mafya diyoruz. Çok anlamadım. Ona mafya diyoruz. Size çok mu? Sadece yani, mafya değil. Normal bir şekilde de adamın sizden bir alacağı var. Size birini azmettirdi gönderdi. Hayır, ben diyorum ki Mehmet Haberal'ın, Mehmet Haberal'ın silahlı kişilerle olan bağlantısı nedir? İşte bağlantı savcı diyor ki beraber hareket etti diyor. Şimdi 2006 yılından itibaren bu teşebbüslerin içine vardı diyor. Lütfen bizi... Müsaade de şöyle ifade edelim. Şimdi bakın Hüseyin Ersöz Bey de söyledi. Terörle mücadele kanunu terör kapsamında saymış olduğu suçlar 312'de bunların kapsamında. Yani hükümete karşı suç. Demek ki ortada bir terör örgütü iddiası var. Bu iddia kapsamında örgütlenmiş şüphelilerden ve sanıklardan söz ediyoruz. Bu sanıklar, ben isim olarak illa bir isim üzerinde durmak istemiyorum ama bu sanıkların irade birliği, bakın fikir ve irade birliği, devamlılık arz eden birlikte çalışmaları, bu birlikte çalışmalarının ortak hedefinin hükümeti devirmek olması. Hükümeti devirmek için bu ortak iradeyle ortaya koydukları örgütlü çalışmada buraya kadar demokrasiye aykırı bir şey yok. Devam ediyorum. Bu örgütlü çalışmada demokratik yollardan değil, antidemokratik yollardan cebirle, şiddetle bir kaos ortamı oluşturarak darbenin gerçekleşmesi için patlamalar yapılması lazım. Cinayetler işlenmesi lazım. Ses getirecek. Nasıl? Mesela Danıştay Başkanı, Danıştay'ın bir daire üyesi, başkanı öldürülecek. Bunu türban nedeniyle gericiler, irticacılar yaptı denecek. Bu planlanmış mı? Bunu planlanmış. Faili söylüyor. Bunu bu bir faili, faili bunu söylüyor. Bir saniye. Abbasan faili gerçekleştirmiş söylüyor. Mi? Gerçekleştirmiş. Anladım ben de bu sanıklar mı? Bu bakın, örgütün üyesi olan. Ahmet Bey devam ediyorum. Şimdi burada önemli olan tüm bu eylemlerin bir örgütsel bağlantının varlığı içinde bir ekip tarafından gerçekleştirilmiş ise burada... Demek ki birlikte iştirak tamam. Halinde darbeye teşebbüs. Bunun için de zaten bakın, biz 5 yıldır bunu konuşuyoruz. Evet, buraya kadar saklanan, hiçbir itirazım bakın, yok. İtirazım ama demokratik ama siz değil neye itiraz ettiğimi eğer anladım ben sizi. Ama diyorsunuz ki yine prensipten bahsediyorsunuz. Hayır, hayır. Ben prensip demokratik olarak istediği gibi hükümeti eleştirir. Bunlara hemfikiriz. Demiyorum ben. Bakın ben şunu diyorum. Evet. Diyorum ki çok basit bir şey söylüyorum. Biz Koray Çalışkan'la otursak, düzenli olarak toplantı yapsak, hükümeti devirmek için mücadele etsek. Evet. Ve bunu ısrarla yapsak hiç silahlı külahlı bir işimiz yok. Biz demokrasiyle demokratik mi? Yoldan seçimle düşürmeyi planlıyorsunuz. Eyvallah. Tamam. Güzel demokratik şimdi, bir mücadele. Siz bana öyle bir şey söyleyin ki ben Tuncay Özkan'ın, Mustafa Balbay'ın, Sinan Aygün'ün, Fatih Hilmioğlu'nun bunların. Evet söylüyorum o zaman çok rahat anladım. Danıştay cinayetini bakın, planlayan örgütün ve o örgütün aldığı kararla bakın, ilgili bu dosyalarda oldu. Öyle delil var ki. Alparslan Aslan'ın Danıştay cinayetiyle ilgili dosyada bu münferit bir olay gibi gördü. Mahkeme karar verdi. İlk Türkiye'nin Ankara 11. Ağır Ceza. Yargıtay bunu inceledi dedi ki bu Danıştay saldırısı bir örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleşmiş. Dosyadaki deliller bunu gösteriyor. Bu dosyayı İstanbul'da devam eden Ergenekon davasıyla birleştirilerek
hukuki ve fiili irtibat nedeniyle delilleri mahkemenin birlikte değerlendirmesi gerekir dedi. Bunu neye dayandırdı Petek? Bu şekilde bozduğu için bakın bu dava birlikte görülüyor. Demek somut ki bir örnek ortada vereyim. Bir saniye. Bunu neye dayandırdığını söyler misiniz? Şimdi burada demek ki şey bizim saymış aynı olduğumuz zamanda sanık, bir saniye. Tanık, bir gizli tanık olan Erfez Bey, ve diğer sanıklarla kavgalı misin? Olan başka bir kişinin beyanına dayandırıyor bunu. Şimdi sanığın, bakın, sanığın beyanına dayandırıyor. Ona da cevap vereceğim. Şimdi bakın bu davada örgütlü davalarla ilgili soruşturmalar yapmış bir eski savcı, şimdi de bir hukukçu sıfatımla söylüyorum. Bu tip davalar anonim şirket değil, vakıf değil, dernek değil. Buradaki şüphelilerin ve sanıkların arasındaki dayanışmayı, irade birliğini, suç iştirakini, devamlılığı siz tüm delilleri birlikte değerlendirerek ortaya koyabilirsiniz. Eğer sadece demokratik yoldan hükümeti eleştirirse bu zaten suç değil. Yani, ama Reşat Bey. Ama eğer siz bir sabotaj yapılmasını, suikast yapılmasını, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılmasını, Danıştay'ın bombalanmasını, bazı yerlerde patlamalar meydana getirmek için yer altına silahlar saklanmasını planlamışsanız... Reşat Bey bir şey söyleyeceğim. Biz bu işlerden anlamayan, saf, hukuktan, hiçbir şeyden anlamayan masum, saf vatandaşlar şöyle, nasıl anlasın diyorsunuz? Şöyle mi algılayacağız? İlker Başbuğ'undan Tuncay Özkan'ına, Hurşit Tolon'undan Mustafa Balbay'ına, bunlar bir örgütler, oturuyorlar. Baba sen Cumhuriyet'i bombalayacaksın. Sen Danıştay'daki suikasti yapacaksın. Böyle bir örgüt mü bu? Bunlar şimdi böyle o, kararlar onu da ifade edeyim. İllegal örgütlerde bir üzüm salkımı gibi düşünün. Üzüm salkımı gibi. Yani oradaki tanelerin hangisinin birbiriyle ne derece irtibatlı olduğunu hepsi bilmez. Peki o zaman niye hepsini ağırlaştırılmış? Ama bir saniye. Ama merkezi bir örgütlenme kendi içinde emir hiyerarşi ve İşin planlanması söz konusudur. Şimdi burada da anladığımız kadarıyla tamamen incelemedik ama savcının mütalaası ve önceki bildiğimiz iddianamelerle bir araya koyduğumuzda örgütlü bir eylemin olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl mesela Ahmet Bey? Çok şimdi somut bir şey daha söyleyeyim. Ne karışıyor biliyor musun? İki şey karışıyor bence burada. İzin verip birazcık şey şu yani o mu örgütlü mü değil mi meselesinin arkasına gitmemiz gerekiyor. Bu aslında hukuk da politik bir şeydir. Politikadan, siyasetten bağımsız bir şey değil. 2004'e, 2003'e, 10 sene önceye gittiğimizde, AK Parti yeni iktidara geldiğinde askeri vesayetçi siyaset yapan birçok insan var mıydı, yok muydu? Vardı. Var mıydı? Vardı. Vardı. Tamam. Olmaz mı? Şimdi o kadar geriye de gitmeye gerek yok. 5-6 sene öncesine gidin, hepimizin bayrağı olan Türk bayrağını sallayıp orduya göz kırpan milletvekilleri var mıydı, yok muydu? Genel başkanlık düzeyinde flörtler var mıydı, yok muydu? Vardı. Şimdi esas tartışmamız gereken bu. Daha önceki ideolojik askeri vesayetçiliğin sembolik koordinasyonuyla bir terör örgütünün asli organizasyonunu savcılar bir araya getiriyorlar. Kavgamız bundan kopuyor. Hemen karşı çıkmayın. Hemen karşı çıkmayın. Bir dinleyin. Uyuşabilir hemen diyor. Karşı çıkmayın. Örtüşebilir. Şimdi uyuşabilir. Neden evet. Biliyor musunuz? Şudur. Sembolik siyaset, hissiyat siyaseti birbirleriyle alakalı olmayan insanların heyecanlarını, hareketlerini koordine eder. Ama savcı da diyor ki burada his koordine değil, somut deliller ortaya koyuyor. Bir dakika efendim. Somut deliller. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin şimdi, dört savcılar, bir yanında mesela şey silahlar hazırlamış, sayın gömülmüş. Niye hazırlamışlar bunları? Üzülmeyeceksiniz bir şey söyleyeyim. Gençler şu anda rahat bir meslek istiyorlarsa savcı olmayı isterler. Dört tane davaya bakıp emekli oluyorlar. Bir sene boyunca sizin iddianame hazırlamak için bir sene istiyor. Üzerine 4,5 sene mütalaa veriyor ki muhayyile aslında bu. Bence mütalaa değil. 281 duruşmaya çıkıyor. Bir savcının yanında kaç tane? Ama çarpıtmayın ya. Çarpıtmıyorum. Bir saniye izin verin. Hüseyin Bey de gidiyor. 281 duruşmaya gidiyor savcı. Bir saniye izin verin. Yani duruşmada ama bir dinleyin, da dinlemeyecek misiniz? Tamam konuş, dinlemeyin. Ben konuşmayayım. Yani bir savcı önce dinler değil mi? Ama bir şey şimdi, sordum. Sormuyorum ben size, söylüyorum. Şimdi birincisi bu mesele Eylül 2008'den başladıktan itibaren doğan çocuk ikinci sınıfa başladı. Artık mütalaayı okuyacak duruma geldi. Böyle bir araştırma falan yok. Birincisi eğer genelkurmay başkanını sen örgüt üyeliğinden içeri alabilecek kadar kendine güveniyorsan şemayı çıkarırsın, genelkurmay başkanının verdiği bir tane örneği verirsin. Dünyanın en büyük ordularından birini teslim ettiğimiz insan.
onu gösterebilirsin. Muhayyile üzerinden olmaz. Gösterdi Türkiye toplumu diyor. Siz bir hukukçu olarak bir şey söyleyeceğim. Ben hukukçu değilim, siyaset bilimciyim. Kimliğine göre mi hukukçu beyefendi, karar verir yoksa beyefendi, o elindeki delile göre beyefendi, mi karar verir? İsterseniz 35 sene daha bekleyelim savcıları. Niye 5-6 sene bekledik? 22 sene daha bekleyelim. Ya savcı mütalaa vermesin diye savunma gayret ediyor. Bunu da Türkiye görüyor. Toplumu, çıkartıyorsunuz Türkiye hocam. Toplumu sağıyla soluyla burasına kadar geldi. Kendi vergimizle kurduğumuz ordu 12 Eylül 1980'de darbe yaptı. Bunu CIA bağlantılı olarak yaptı. İnsanlar sokaklarda öldürüldü. Sağdan da soldan da öldürüldü. İki tanesini mahkemeye getiremeyen bir hukuk sisteminin, bunu ortaya çıkaramayan, elleri titreyen eski generallerin yaptıklarını hepimiz bilirken ortaya çıkaramayan bir hukuk sisteminin Her lafımı ağzıma tıkmayın. Şu anda yargılama yapılıyor. Çok rica ediyorum. Beni heyecanlandırıp garip şeyler, saçmalama neden olacaksınız? Şey yok, her lafımı ağzıma tıkarsanız heyecanlanırım tabii. Hayır Ahmet Bey, özellikle birazcık moderatör sakin diyor ki yerinde soruyu sormak. Moderatör siz değilsiniz Ahmet Bey. Ben de yerinde bir soru soruyorum ya. Niye rahatsız oluyorsunuz? Yerinde sorun. Ama yerinde bir soru sordum. Diyorum ki 12 Eylül'cüler yargılanıyor şu anda diyorum ya. Tamam yargılanıyor. Yargılanamıyor, yargılanıyor dedim ya. Bunda ne var ki? Her lafıma bir laf söylemeyin. Bir dinleyin, sabır. Siz benden büyüksünüz. Bir küçüğünüz sabır diliyor size. Rica ederim. Tamam. Şimdi esas mesele şu. Siyasi olarak askeri vesayetçiliği solda sağda benimsedi. Ve onlar ideolojik olarak koordine oldular. Biri bayrak salladı, biri orduya baktı acaba olur mu olur mu diye. Ama ordunun politik ekonomik olarak bir darbe örgütlemesi mümkün değildi. Çünkü neoliberalizmin boğazına kadar zaten batmıştı. Şimdi Koray, öyle bir koordinasyon yok. Tamam, bir noktayı, fazla bir akademik oluyorsun evet, diyeceksin yani bana. Şimdi şöyle gelelim. Siyasi tarihle bak, İkincisi, şu analizin çok önemli. Ama yani bu tamam. Türkiye'nin yakın olur, siyasi tarihiyle örtüşmüyor bu anlatımlar. Neyse o ayrı bir konu. Şu analizin çok önemli. Diyorsun ki bir takım insanların duyguları, ideolojileri, heyecanlarıyla bunlar suç işlemeyen insanlar, suç işleyemeye hazır, yatkın insanların duyguları, ideolojileri, düşünce dünyaları bazen örtüşebilir fena o, halde. O örgüt, o küçük bir örgüt olabilir. Çünkü böyle tamam. Şimdi, uyduları herkes biliyor. Silahlı, külahlı, yasa dışı, illegal örgütün heyecanıyla hiç bu işlerle alakası olmayan insanların heyecanı örtüşebilir diyorsun. Bu iddianame, bu örtüşmeyi, bir şey o streç film gibi sardı her şeyi. Bir noktaya getireyim. Bir tamam, sorun bitsin. Tamam canım, ben de yani bitirdiyseniz diyorum. Bitmedi. Yani, tamam bittiyse. Bir cümle yani daha söyleyeceğim ondan sonra. Sinirlenmeyin yani hemen. Yok yani. Sinirlenmedim. Bakın karşı taraf gayet güzel konuşuyor. Bize gelince de şey yapmayın. Hiç sinirlenmedim. Hayır hemen sinirleniyorsun canım yani. Ben kim de sinirlendi? Evet, ya bittiyse. Evet, evet. Sinir alınmış bir adam, sinirlendiremiyoruz yıllardır. Hayatta izin verirseniz o değerlendirmeyi de ben yapayım yalnız. Öyle olur mi? Tabii siz yapın efendim değerlendirmeyi. Benim kendi değerlendirmemi izin verin ben yapayım. Tabii tabii. Ben yapın diyorum zaten. Çok memnun olurum. İzin veriyorum. Tabii tabii tabii. İzin verin, bize katkı sunalım sayın hocam. Lütfetiniz lütfet. Herkes çok kibar ya. Durun ne oluyor? Bizim katkı sunmamıza müsaade. Moderatöre konuşacağız. Hayır, karşılıklı konuşacağız. Hep siz konuşup biz dinlemeyeceğiz. Şimdi herkes darbelere karşıyken sinirli olan bir yaşıyoruz. Ne kadar acayip. Siz darbelere karşısınız. Vallahi beyefendi karşı, tamam, biz peki, karşıyız. Zaman... Herkes. Burada 6 kişi darbelere karşı. Prensipte, prensipten Ankara'da konuğum var. Tabii onu unuttuk. Şimdi Hayati Bey. Koray Bey bir şey söyledi. Ona bir şey söylememi bekliyor musunuz? Tabii tabii. Bir de şöyle yapalım. Ben tamamlayayım. Bu örtüşme den dolayı diyorsunuz siz. Problem çıkıyor, arıza çıkıyor. Peki belki de diyecektim ben, şunu soracaktım. Belki de ikisi arasındaki örtüşme sadece duygusal değildir. Reşat Bey'in söylediği gibi savcı kanıtlamıştır. Olamaz mı böyle olamaz bir şey? Neden olamaz biliyor musunuz? Birincisi bu yargılama sürecinin bir özelliği kamu diplomasisiyle yürüyen bir yargılama süreci. Ne demek o ya? Her tarafa mahkemelerden daha savcının, avukatlarının eline geçmeden deliller sızmaya başladı. Yani halkla ilişkileri iyi düşünülmüş, gerçekten bir silahın ucundan tutmak bir organizasyonun yerine şeması ortaya çıksa ülke yıkılırdı, biz hepimiz arkasında dururduk ve öyle bir duruma geldi ki solcusu sağcısı askerin siyasete dahil olmasına itiraz edenler, itirazı bırakın
hayat vesilesidir benim için askerin siyasette konuşması. Önce yerine otur derim askere. Ve hayatımız boyunca biz böyle büyüdük evimizde. Peki bu davaya niye sahip İzmir'de. Çıkmıyorsunuz? Bu dava, şimdi bir dakika, davaya sahip çıkıp çıkmama vatandaşın işi değildir. Bizim meselemiz dışarıdan izlemektir. O kadar sulandı ki, o kadar ideolojik ve duygusal koordinasyondan terör örgütleri peydahlandı ki artık Ertuğrul Günay yeni açıklama yaptı. AK Parti'nin bakanıdır kendisi. Böyle şey olmaz diyor. Başbakan böyle şey olmaz diyor. Böyle bir duruma gelmişken bana savcı yapmışsa vardır bir bildiği demeyin lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Evet, Sayın Ahmet Hakan. Şimdi bakın, sizin Radikal Gazetesi'ndeki yazılarınızı da izliyorum. Ben de sizi izliyorum. Bir siyaset bilimci olarak demin yaptığınız bir tespit var ki zerre kadar Türkiye'nin yakın siyasi tarihiyle örtüşmüyor. Dediniz ki siz neoliberal düzen izin vermeden bu silahlı kuvvetler nasıl darbe yapmış? Yanlış duymuşsunuz. Darbe yapmaya muktedir değildi gibi. Ne dedin? Hayır. Söyleyin. Evet, söyleyin. Şudur, o benim fikrim değil zaten. Siyaset biliminde çok konuşulan tamam, bir şeydir. Tamam, sizin fikriniz olmasın, siz dile getirdiniz. Ben bunun yanlış olduğunu söyleyeceğim şimdi. Benim tamam, söylediğimi doğru anlayın da belki anlaşırız. Yanlışı düzelteceksiniz çünkü. Ben söylediğimi tekrarlayayım. Askerler neoliberal düzenin içerisine o kadar girmiş durumdalar ki... Evet. Bir 1980 gibi bir darbeyi örgütleyecek... Ne bir niyetleri vardı, ne de politik ekonomik olarak çıkardı. Uyargılama o yüzden oluyor. Bir saniye. Bu zamana kadar şimdi bir saniye. Askerlerle Amerika'nın... Faruk Bey ama bir izin verin, benim bizim, yanlışımı göstersin. Bir izin verin. Ama bu çok detaya girdi. Yargılanamıyorlardı. Gereksiz bir gereksiz siyaset. İki tane örnek vereceğim Sayın Ahmet Hakan. Evet. Bakın, 2002 yılından itibaren Türkiye'de neler yaşandı? Kendimden herhangi bir şey örnek vermeyeceğim. Sadece size iki tane dışarıdan örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi... Bakın darbeyi kim önledi tartışması başladığı zaman dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman çıkıp ne dedi? Kimmiş ya dedi Hilmi Özkök. Onun tankı topu mu vardı ki o darbeyi önleyecekti? Darbeyi ben önledim dedi kara kuvvetleri komutanı olarak. Nitekim Balyoz davasında da neden o davanın darbenin gerçekleşmediği anlatılırken işte her ne kadar hazır oldukları halde işte bu dış etkenlerden dolayı yapamadılar. İşte büyük anıt müdahale etti, soruşturma açıldı, evet. Yalman. İkinci örnek, bakın siz bir siyaset bilimcisiniz, size iki tane kitap tavsiye edeceğim. Belki okumuşsunuzdur. Bunlardan bir tanesi Hasan Cemal'in ki Milliyet Gazetesi'nden bugün ayrıldı. Medya açısından büyük kayıptır ayrılması. Türkiye'de asker sorunu. İkincisi İsmet Berkan'ın Asker Bize İktidarı Verir Mi? Bu iki kitabı bir bakın bakalım. 2002 yılından itibaren. Nasıl oluyor da bu iki kitabı okuduğunuz halde Türkiye'de hiç asker darbe yaptı? Bir şey demedi ya, bir şey demedi. Asker darbe yapmaz mı dedi? Asker darbe yapmaz der miyim? Der miyim de siz dediniz ki. Yapacak durumda değil. 12 Eylül'le ilgili gerekmiyor. 12 Eylül'le ilgili değil canım yani. Ahmet Hakan Bey, Koray Bey'in analizine hak veriyorum ve bunun üzerine bir şey söylemek istiyorum. Ömer Faruk Bey ne olursunuz mevzu dağılıyor. Biz şu anda... Asker darbe yapar mı, yapmaz mı? Yapar kardeşim, şimdi de yapar. Asker darbe yapar. Eyvallah. Ama asker darbe yapar diye suçlu mudur, değil midir? Tam olarak bilmediğimiz insanlara ağırlaştırılmış müebbet verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bunları konuşuyoruz. O ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Asker darbe yapar mı? Yapar tabii. Yapmaz mı asker? Eline fırsat geçse yapar. Neoliberal politikalara o kadar gömüldüler ki darbe yapamazlar. Yok, vazgeçti. Ben de diyorum ki tam da bu sebepten yargılama oluyor. Koray ne olursun yaparlar. Tam da bu sebepten yargılamalar oluyor. Tamam, asker darbe yapar mı? Asker darbe yapar. Her an yapar. Ama Hayati Bey. Yani işi bu kadar şey yapmaya da gerek yok. Sulandırmaya da gerek yok. Ama ne yapayım yani? Onu mu tartışacağız yarım saat? Hayır yani. Görüşünü söyledi, biz de görüşümüzü söyledik ya. Hayır ya, bir yanlış anlaşılma oldu. Yanlış anlaşılmayı gidermek için gereksiz çok zaman kaybedeceğiz. Hayati Bey buyurun. Ahmet Bey. Buyurun. Şimdi konuyu iki noktada toplarsak dağılmamış oluruz. Buyurun. Hemen şöyle soralım. Bir, bu yargılamada Ergenekon terör örgütü var mıdır yok mudur? Bu bir. İkincisi de bu davada 312 ya da 311 uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Bu çerçevede falan konuyu değerlendirirsek çabucak neticeye varırız. Yoksa bu şekilde giderse biz daha 1950'lere kadar gideriz. Şimdi Ergenekon terör örgütüyle ben birazcık detaylı bir bilgi vereyim. Daha rahat değerlendirme şansımız olur. Şimdi efendim birinci iddianamede Cumhuriyet Savcısı Ergenekon terör örgütünün 1999 yılında kurulduğunu iddia ediyor. Ve o zamanki Ergenekon terör örgütünün de başkanını İlhan Selçuk, üyelerini de Kemal Alemdaroğlu, Doğu Perincek ve birkaç tane daha isim var. Onları saymama gerek yok. Bunları belirtiyor. Şimdi son durumda
ya, Cumhuriyet Savcısının bu Ergenekon terör örgütünün başkanları ve yönetimi değişti mi değişmedi mi herhangi bir açıklaması falan yok. Şimdi 1999'dan bugüne kadar 14 yıl geçmiş. 14 yıl içerisinde devletin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Genelkurmay İstihbarat Teşkilatı'ndan, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı'ndan Ergenekon terör örgütünün varlığına dair somut tek bir delil dosyaya girmemiştir. Yargılamanın devam ettiği günden bugüne geçen 5 yıllık süre içerisinde şöyle bir takım gelişmeler olmuştur. Ben hemen size onları anlatayım. Çok rahat, çok daha rahat değerlendirmem olur. 3-7-2002 tarihinde isimsiz bir mektup ve ekinde de bir CD Ergenekon ve Lobi isimli projeler ile iddia niteliğinde bir takım belgeler Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bu belgeleri alıyor, 2003 yılında Genelkurmay Başkanı'na gönderiyor. Genelkurmay Başkanı bu belgelerde herhangi bir ciddiyet görmüyor, hiçbir işlem yapmıyor. Aynı belge 2003 yılında Başbakanlığa gönderiliyor. Başbakanlık da bu belgelerle ilgili bir ciddiyet görmüyor ve üzerinde gitmiyor ve hiçbir işlem yapmıyor. Yine bu çerçevede başka bir belge 2006 yılında yine MİT tarafından Başbakanlığa gönderiliyor. Başbakanlık da yine bu belgelere fazla bir önem atfetmiyor ve bunları da devre dışı bırakıyor. Aynı şekilde yine 2006 yılında bu belgeler Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderiliyor ve bu belgelerle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök görevde olduğu zaman kendisine çeşitli bilgi ve duyumlar geldiğini söylüyor. Fakat bunların resmi delil mahiyetinde olmadığı için işleme koymadığını ve bu bilgileri bir süre muhafaza ettikten sonra imha ettiğini söylüyor. Sayın Mahkemenin 23.1.2009 tarihli bir ara kararı var. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Diyor ki Ergenekon terör örgütü isimli herhangi bir örgütün olup olmadığı ilgili birimlerden sorulmuş ve bulunmadığı yönünde cevap verildiği anlaşılmıştır. Mahkemenin ara kararı bu. 23.1.2009 tarihli ara kararı. Şimdi mahkeme 13 Ağır Ceza Mahkemesi yargılama yaparken Ceza Kanunu'nun 314. maddesinden yargılanan sanıkların tamamını tutuksuz yargılamıştır. Tamamını. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Eğer 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon terör örgütünün varlığına kesin inanmış olsaydı, dosyada bu örgütün varlığına dair tatmin edici, hakimleri tatmin edici deliller olmuş olsaydı, bu yargılanan kişilerin, sanıkların hiçbirisi tutuksuz yargılanmazdı. Hepsi tutuklu yargılanırdı. Çünkü yargılamada bir şüphe sınırı vardır. Yani bir konuda siz şüphelenirsiniz. Fatih Bey. Bir şüphe sınırı koyarsınız. O şüphe sınırı aştığınız zaman bir karar verirsiniz. Hayati Bey. Hayati Bey. Mahkeme eğer bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. %100'ünü bu bu 314. maddeden yargılanan sanıkların tümünü tutuksuz yargıladığına göre demek ki mahkeme de Ergenekon terör örgütünün varlığına inanmıyor. Peki bugünkü kararını... Şimdi böyle bir değerlendirme yaptığımızda... Bugünkü mütalaayı nasıl... Ortaya iki tane konu çıkıyor. Bir tanesi Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun raporu, biri de elimizdeki bu belgeler. Hangisini itibar etmek lazım sizce? Peki bugünkü mütalaayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani nedir bu mütalaa? Şimdi bakın bir son dakika gelişmesi var. Bir son dakika gelişmesi var bu konuyla ilgili. 64 kişi ağırlaştırılmış müebbet istenen... Tam liste geldi. Doğan Haber Ajansı geçti az önce listeyi. 64 evet. Sizdeki liste daha... 39 diyordu. 29 demiştim ama en son mütalaalar okunmaya devam ediyor. Ediyordu. 64'e çıkmış yani ağırlaştırılmış müebbet evet. istenenler. Emin Gürses, Ergün Poyraz, Erol Manisalı,
Ferit İlsever, Kemal Gürüz, Hayrettin Erkmen. Ertekin. Hayrettin Ertekin. Nusret Taşdeler. Şöyle bir bakıyorum tanıdık isimlere. Sevgi Erenerol, bu yoktu değil mi? Sevgi Erenerol tutuklu zaten o sırada. Yani müebbet istenen. Evet. Müebbet istenen. Evet. Yusuf Erikel, Veli Küçük. Veli Küçük vardı, onu okumuştuk galiba. Doğru, vardı. Vardı. Fikri Karadağ. Yani birçok isim daha ilave olmuş Ergenekon davasından. Burada ilginç olan bir şey var aslında. Haklarında müebbet hapis istenen ve tutuksuz yargılanan sanıkların neredeyse tamamı hakkında yakalama kararı da çıkartılması talep edildi. Bu çok ilginç. Şu sebepten çok ilginç. Dışarıda olanlarla ilgili olarak. İlginçliği şundan kaynaklanıyor. Bundan yaklaşık 2 ay 3 ay kadar önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmış olan mesela Hayrettin Ertekin var. Hayrettin Ertekin hakkında savcılık mütalaasını açıkladıktan sonra dosyaya yeni bir delil girmemesine rağmen bir tek darbeli araştırma komisyonu raporu var. Yeniden yakalanması yönünde bir karar çıkarttı mesela. Bu da ilginç bir şey. Bir dakika, şimdi bir sanık hakkında müebbet istendiğinde, ağırlaştırılmış müebbet istendiğinde tutuklanır mı o sanık? Hayır. Öyle bir zorunluluk yok. Zira iddianamede zaten haklarında 2 defa, 3 defa müebbet hapis istenmiş olan kişiler bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. Diğerleri hakkında da var mı mesela dışarıda olup da müebbet hapis cezası istenen? Kemal Elemdiroğlu, onlarda mı Kemal Gürüz vesaire. Tabii yani onların hakkında da yakalama Kemal talebi. Kemal Gürüz içeride. Hayır, mahkeme 28 Şubat'tan böyle bir içeride. Karar vermeyebilir. Mahkeme... Savcının şeyine, mütalaasına katılacak diye bir şey yok. Biz zaten üstadın anlattığına göre mahkemeye eğer inansaydı hepsini tutuklu yargılardır diyor. Belki de mahkeme nihai kararında örgütün varlığını kabul etti. Tabii siz Silivri'deki yargılama pratiğinin içerisinde olmadığınızdan dolayı biz hiçbir zaman Silivri'deki yargılamalarda savcılık makamı ile mahkeme makamının birbirinden ayrı düşündüğünü ve birbirinin zıttı yönünde karar verdiğini hiç görmedik yani. Davayı takip eden verebilir. Bir hukukçu olarak bunu da söyleyeyim. Teknik olarak verebilir. Teknik olarak verebilir. Bir de davayı takip eden ve Hayati Bey, nereye varacaksınız siz? Yani sonuç olarak ne diyorsunuz? Birkaç cümleyle özetler misiniz? Yani bugünkü müebbet... Ahmet Bey, şimdi... Evet. Şimdi biraz önce söylediğim gibi konuyu iki noktada değerlendirirsek çok çabuk neticeye varırız. Bizim iddiamız Ergenekon terör örgütünün yokluğu üzerine kuruludur. İkinci iddiamız da bu davada Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin uygulanamayacağı konusundadır. Şimdi asıl konu bura. Bu davaya şeyi anlamıyoruz Hayati Bey. Hayati Bey biz hukukçu efendim, olmadığımız için 312 ne demek onu bilmiyoruz yani. Niye uygulanamıyor? 312. madde hükümetin görevini yapmaya engel olmayla ilgili konu. Neden uygulanamasın? Mesela yani biraz önce Hüseyin Bey söyledi. Hayır, bu örgüt niye hükümeti düşürmek için teşebbüste bulunmasın? Yani böyle bir örgütsel yapı olmasın. Öyle bir teşebbüs yok. O iddianame öyle. Neden? O iddianame o. Bizim öyle bir teşebbüs falan yok. Çünkü ben hemen bunu kısa sürede size ben ispatlayabilirim. Buyurun. Şimdi İki tane önemli konu var ceza kanununda. Bir tanesi cebir ve şiddet konusu, bir tanesi teşebbüs konusu. Eğer bu 312, artık ismini 312 olarak ben söyleyeyim, siz ne demek istediğimi anlarsınız bu aşamadan sonra. 312. maddenin uygulanabilmesi için mutlak surette iki tane şart var. Bir, cebir ve şiddet olacak, iki, teşebbüs olacak. Şimdi teşebbüs çok önemli bir konu. Teşebbüsü normal adi mahkemelerdeki teşebbüs şeklinde anlamamak lazım. Çünkü onun hemen size ben bir şeyini vereyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi gerekçesinde, 309. madde de anayasayı değiştirme, anayasal düzeni değiştirme. Yine 311-312 ile eşdeğer bir madde. Bu gerekçede şöyle bir ibare kullanmış. Anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik teşebbüsün ancak cebir ve şiddet kullanılarak, yani bireylerin iradelerini zorlamak suretiyle ifsat edilerek gerçekleştirilmesi gerekir. Şimdi çok önemli bir şey, gerekçe bu. Yani kanunda bu. Dolayısıyla teşebbüsün gerçekleşebilmesi için mutlak ve mutlak cebir ve şiddet
kullanılması lazım. Şimdi cebir ve şiddet iddianamenin her yerinde geçiyor. Ama savcılık cebir ve şiddet nedir? Cebir ve şiddetin tarifi nedir? Hiçbir yerde yapmıyor. Eğer siz böyle cebir ve şiddeti tarif etmez de adını söyleyerek cebir ve şiddet, cebir ve şiddet ve buna göre de iddianame düzenlerseniz bu iddianame hiçbir şekilde hukuksal bir iddianame olmaz. Niye? Çünkü uygulayacağımız kanun belli. Ceza kanunu. Başka uygulayacağımız kanun yok. Ceza kanununda açık cebir ve şiddet tarif edilmiştir. Cebir ve şiddet hatta bu hem peki, eski ceza kanununda tarif edilmiştir Bey, hem de Yargıtay Genel Kurulu tarafından tarif edilmiştir. Ceza kanununda tarif edilen cebir ve şiddete uymuyor mu mahkemenin ya da savcılığın iddianamesindeki cebir ve şiddet delilleri? Uymuyor mu? Cebir ve şiddeti yanlış yorumluyor. Cebir ve şiddetin Cumhuriyet Savcılığı cebir ve şiddetin yorumlamasını yanlış yapıyor. Cebir ve şiddetin tarifi açık. Cebir ve şiddet diyor ki cebir ve şiddet karşıdakinin iradesini fiziki güç kullanarak karşı koyamayacağı bir şekilde zorlayan veya onun hareket özgürlüğünü zor kullanarak kısıtlayan veya ortadan kaldıran bir davranıştır. Tamam. Unsurları belli. Hayati Bey bir durun. Hayati Bey bir durun, ne olur bir durun. Efendim. Ne diyorsunuz Reşat Bey? Şimdi tabii dinledik Hayati Bey'i. Yani bu davada cebir ve şiddet unsurları ve delilleri olmasa gerçekten fikir özgürlüğü bağlamında bu hükümeti demokratik yoldan eleştirme, düşünce düşürmek için çalışmalardan ibaret olsa sanıyorum Ergenekon davası ortada olmazdı. Şimdi en çok Hayati Bey'in üzerine durduğu konu şu oldu. Savcılık genel kurmaya ve emniyete sordu. Ergenekon isimli bir örgüt yoktur cevabını verdi diyor. Bunu ben de teyit ettim. İddianamede böyle yazdığını söyledim. Ama 2003 yılındaki Ergenekon'la ilgili başbakanlığa ve genel kurmaya sorulan rapor da bir gerçek. Olmasa bile bak Ahmet Bey şunu ifade edelim. Bir örgütlü çalışmanın Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında yok diye veya genelkurmay, devlet diğer kayıtlarında, idari birimlerde yok diye böyle bir örgüt yok anlamı çıkmaz. Cumhuriyet Savcılığı niçin var? Topladığı delillerle. Evet, daha önce de söylediniz. Evet evet. Bunlarla cebir birlikte, ve şiddet meselesine bunu gelelim. Ortaya koyması lazım. Şimdi cebir şiddette yani dinlerken insan hayret ediyor. Şimdi Danıştay saldırısı bir yüksek yargıcı öldürmek, diğerlerini yaralamak. Cebir şiddet değil mi? Cumhuriyet gazetesine bomba. Bomba atmak cebir şiddet değil mi? İzin verirseniz bunlarla ilgili bir sonra bir sonraki bunlar eylemler için suç. Bir dakika müsaade edin. O sizin savunmanızdır bir saniye. Şimdi örgütsel bir bağ ortaya çıkarmış savcılık ve emniyet birimleri soruşturmada. Öyle ki yurdun dört bir tarafında benzer patlamalar olması için bakıyorsunuz Eskişehir'de, bakıyorsunuz Hatay'da, bakıyorsunuz Ankara Sincan'da, bakıyorsunuz Gölbaşı'nda silahlar yer altına gömülmüş, hazırlanmış. Günü geldiğinde patlatılacak, eylem yapılacak. Bir şey bunların hepsi şiddetin unsurları Ahmet Anladım. Bey. Şimdi benim ve kamuoyunun hala tatmin olmadığı nokta şu. Bu 64 kişi haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 64 kişinin tümünü bütün bu suçlamalardan eşit oranda sorumlu tutmak mümkün müdür? Mümkündür. Nasıl? Hani o saçak teorisi mi diyorsunuz? Mümkündür, şöyle mümkündür. Bakın, tabii... Mesela bir de şey diyorlar, şuna da cevap verin. Evet. Ya mesela Hurşit Tolon'la atıyorum Ferit İlsever tanışmıyor. Birbirlerini tanımıyor bu insanlar. Yani çoğu tanımadıklarını söylüyorlar. Bu tip savunmalar var, doğru. Tamam, biz tanımıyoruz diyor bunu diyor. Evet. Şimdi birbirini tanımayan bu insanlar nasıl bir Ferit İlsever iyi bir gazeteci, Hurşit Tolon'u tanır. Şimdi... O anlamda söylemiyorum. Siz de iyi bir gazetecisiniz. Evet. Sanıyor musunuz Hurşit Tolon'u? Hayır yani tanıma tanımama anlamda. Tanırım ben. Bir toplantıda bir araya gelip yakın bir tanışma değil. Biz derin devletten, illegal bir yapıdan bahsediyoruz. İtalya'daki Gladio'nun başbakandan gazetecilere, sermayedarlara kadar pek çok üyesi vardı. Bunların fiilen organik olarak irtibatı, birbirini tanıması, birbirinden talimat alması gerekmez. Ne kadar söylediler darbesini, 12 Eylül darbesini Amerika komuta zinciri altında yapanlarla 12 Eylül'de gençleri çatıştıranlar ve çatışanların organik bir bağından bahsedemeyiz. Ama biliyoruz ki 12 Eylül darbesini yapmak için
sağ sol çatışması ve pek çok orada bombalar attırıldı. Yani Kenan Evren'in Diyarbakır cezaevindeki o Esat yüzbaşı gibi onlarla birebir tanışması, birebir talimat vermesi. Size? Evet. Yani mesela Hayati Bey'in kardeşi Fatih Hilmioğlu, İnönü Üniversitesi rektörü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Şimdi bu adamın Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalamayla, Danıştay cinayetiyle, sağa sola bomba atmakla ne alakası var? Bir rektör olarak ilgisi olmayabilir. Ancak bir darbe yapılacaksa Türkiye geleneğinde bu ordu tarafından yapılmıştır. Ve ordu bunun zeminini hazırlamak için kaos çıkaracaktır. Hilmioğlu elbette ki Alparslan Aslan veya Cumhuriyet'e bomba atanlarla tanışmaz. Hatta mensubu olduğu, yani sözde, yani çünkü daha mahkum olmadılar. Mensubu olduğu iddia ediliyor iddianamede. Mensubu olduğu örgütün yaptığını bile bilmeyebilir. Peki, mensubu olduğu örgütün... Mensubu olduğu iddia edilen. Mensubu evet. olduğu iddia edilen örgütün evet. farkında da olmayabilir mi? Örgütün, çünkü bazıları diyorlar ki bilmiyoruz evet. ya biz böyle bir örgüt. Şimdi, örgütün farkında olmaması düşünülemez. Ancak örgütün bütün eylemlerini, bütün teşkilatını, bütün yapısını bilemeyebilir. Ve bilmez çünkü biz devasa... Ama Ergenekon diye bir örgütün evet. var olduğunu bilir diyor. Ayrıca Enver Aysever'in programında... O kadar organize Ahmet olmuş. Ahmet Hakan Bey, her yerde Enver Aysever'in programında ne olduğunu gösteriyor. Ben Ergenekon'un varlığını kabul ediyorum. Ancak bu sanıklar Ergenekon üyesi değil. Anladım. Hatta esas Ergenekon burada gizleniyor diyor. Mahkemede aslında hatta biraz... Can Dündar'da Ergenekon'un kitabını yazmış olan isimlerden evet. bir tanesi. İlk onun kitabında evet. çıkıyor zaten. Evet. Tanık olarak mahkemeye geldi. Benim kitabımda yazmış olduğum Ergenekon burada yargılanan insanlar. Peki, ne olur, 20 yıl önce bir olayı anlatıyor. Ama Hayati mahkeme Bey. Onu çağırdı. Hayati Bey, tamam, şimdi bir örgüt, bakın bir örgüt var. Siz ona, Reşat Bey size... cebir ve şiddet örnekleri verirken onlar bireysel suç dediniz. Evet. Hiç de öyle değil. Evet. Bireysel suç değil. Bir yapı var. Evet. Bu yapıda birçok insan var. Onların ortak kararlaştırdıkları ya da kararlaştırmadıkları eylem var. Örgüt evet. böyle bir şey evet. deniliyor. İzah bu. Ne diyorsunuz? İşte sorun burada. Ahmet Bey, sorun burada. Eğer bu Danıştay saldırısını bu davayla birleştirmeselerdi cebir ve şiddet konusu gündeme bile gelmeyecekti. Doğru. Çünkü ortada silah yok, herhangi bir eylem yok. Bunun cebir ve şiddete dayalı ya o kadar bir çok silah var ki örgüt olduğunu ispatlamak için bu şekilde bu davayı geldi buna birleştirdiler. Peki, Danıştay saldırısını niye yaptı acaba bu şahıs? Bunun bir avukat meslektaşımız niye Danıştay saldırısını yaptı? Bunu açık bir açık söylüyor zaten. Bir gayesi yok mu bunun? Veya Cumhuriyet Gazetesi niye bombalandı? Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombaların seri numarasıyla Ergenekon soruşturmasını başlatan Ümraniye'deki gecekonduda bulunan 33 adet el bombası kara kuvvetlerine kayıtlı ve seri numarası paralel. Yani bu tesadüfen olmuş bir şey değil. Ya biz unutuyoruz sanki. Örgüt gayesinden bahsediyoruz. Evet Hayati Bey. Buyurun. Şimdi efendim mevzu şu. Eğer şimdi katılanların çoğu hukukçu olduğu için benim bazı hukuki terimler söylememde bir mahsur yok. Şimdi teşebbüste iki tane unsur var. Önemli unsur. Biri hazırlık hareketi, birisi icra hareketi. Bakın ben size bir şey okuyayım. Askeri Yargıtay'ın daireler kurulu kararını okuyorum. Ne diyor olur ki, Hayati Bey. Lütfen efendim önemli bir şey. Çok önemli. Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik. Ahmet Bey çok önemli lütfen. Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik. Örgüt kurulması veya propaganda yapılması dahi TCK madde 309'daki suçun oluşması için elverişli değildir. Yani... Siz ne kadar planlama yaparsanız, programlama yaparsanız, konuşursanız, telefon görüşmeleri yaparsanız, toplantı yaparsanız bunların hiçbirisi tamam. hukuki zeminde orayı suç geçtik değildi. Zaten. Hayati Bey, bakın bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir dakika ne olur bir şey söyleyeceğim. Sizin kardeşiniz böyle bir örgütün zeminini hazırlama sorumlusu olamaz mı? Hani silahla külahla işi yoktur, bomba yoktur, Danıştay yoktur, şu yoktur, bu yoktur ama bu örgütün evet. bir parçası olamaz mı? Olamaz.
sanıkların tamamı 275 kişi. 275 kişi sanık, neresinden bakarsanız bine yakında tanık dinlendi. Bir tane tanık dahi Ergenekon terör örgütünün varlığı hakkında bir kelime etmedi. Hatta Ergenekon terör örgütünün varlığını da bu davalar başladıktan sonra öğrendiler. Bu bir. İki. Ya o kadar 275 var tane sanık birbirini hiç tanımıyor. Ya bu duruşma safhasında birbirini tanıdılar ya da daha önce belki birkaç kişi birbirini tanıyordu. Nasıl, generaller böyle birbirini bir ortam, tanımıyor mu üstad? Nasıl olur da Ergenekon terör örgütüne atfedilebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Ömer Faruk Bey size bir şey şimdi, soruyor. Böyle değil, Hayati Bey bir dakika. Böyle, Hayati böyle Bey değerlendirdiğiniz çünkü zaman bizi. Hayati Bey. Sisteminin dışına çıkarsınız siz. Bir dakika Ömer Faruk Bey sorun şimdi. Generaller birbirini tanımıyor mu? Generaller YÖK başkanını tanımıyor mu? Rektörleri tanımıyor mu? Bunlar tanışmıyorlar. Tanımak yeterli mi efendim? Tanımak ama yeterli diyor ki birbirini tanımazlar bile diyor. Elbette ki yeterli değil. 300 sanıktan elbette bahsediyoruz. Ama diyor ki birbirini tanımadıkları için öldürüyor diyor. Ben Hayati Bey cevap verebilir mi? Nasıl birbirini tanımıyorlar? Ya Reşat tanımadı. Bey, Reşat Bey sizin söylediğiniz ne? Ömer Faruk Bey efendim. Ne dediniz? Bir hiyerarşik Reşat Bey'in söylediği neydi? Bir hiyerarşik düzen olacak. Bir merkezi örgütlenme olacak. Yani şeyin tarifi belli. Terör örgütünün tarifi Ceza Kanunu'nun 222. maddesinde belli. Reşat Bey bunu çok iyi biliyor. Bunu evet, bile bile biliyorum zaten. Bu yapılanmayı örgüt Selam olarak efendim. Değerlendiriyor. Ben bunu anlayamıyorum. Ama şimdi tartışma şey yanlış ki. Yerden çıkıyor. Cebir ve şiddet kullanılmış olsa. Ne olur bir dakika. Bir dakika. Rektörlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi esas itibarları bu üç rektöre yöneltilen suçlama Ankara'da yapılan toplantılar. Yani tam o dönemde. En net ameli dönemde 2007-2008'de. Ankara'da kara kuvvetlerinde, jandarma tesislerinde şurada burada işte Aytaç Yalman'a gidiyorlar, Şener Er Uygur'la. Yani dosyadaki şey bu. Suçlama İddia bu. İddia bu. Yani bu rektörler, bu üç rektör Ankara'da bilimin bu o dönemdeki bu darbe teşebbüslerinin tam odağında yer almakla üniversitelerinde ona göre konuşlamaları. Şey mi yapıyorlar? Askeri darbeye mi teşvik ediyorlar? Efendim i̇ddia planlama mı? İddia bu. Hayır. Planlama öyle beraber yapılıyor. Ordu göreve diye toplantılar mitinglere katılıyor. Bu işte vesayetçi siyaseti darbecilikle karıştırıyorsunuz. Ahmet Bey efendim, şu an eder misiniz? Konu eleştirmemiz gereken beyefendi kaç saat konuşuyor? Ahmet Bey benim müdahale etmem lazım konuya. Buyurun. Buyurun Hayati Bey. Ahmet ya Mustafa Balbay'ın günlüklerinde Ahmet Bey, yazıyor. Şimdi konu 2003-2004 yılları arasındaki o zamanki Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun hazırladığı YÖK kanun tasarısıyla alakalı. Bütün bu görüşmeler YÖK kanun tasarısının iptal edilmesiyle, çıkmamasıyla alakalı peki, görüşmeler. Peki Hayati Bey. Yoksa herhangi bir şekilde hükümete yönelik bir durum söz konusu ama değil. Peki ne olur bir dakika yapmayın ya. Rektörün ne işi var kara kuvvetlerinde YÖK tasarısına karşı? Askerle tamam. Ne yapmaya çalışıyor? Efendim hemen anlatayım. Jandarma Genel Komutanı askeri yönden Genelkurmay Başkanı'na bağlı. Sivil yönden Milli Savunma Bakanı'na bağlı. Genelkurmay'ın 22 tane yüksek öğrenim kurumu var. Bunlar da YÖK'te temsil ediliyor. Şimdi bu kadar büyük bir kurumun yetkilisi kimdir biliyor musunuz? YÖK'te Genelkurmay'ın 22 üyesi mi var anlamadım. Yok, YÖK Genel Kurulu'nda 22 tane yüksek öğrenim kurulu ya, var tamam, YÖK Genel Kurulu'nda YÖK'ün de bir tane üyesi var. Genel Kurmay'a bağlı. Yani. Akademiler mesela. Evet. Şimdi evet. Şöyle bir yanlış var. Onu ifade edebilir miyim? Dolayısıyla ona gittiler diyorsunuz. Bunlar zaten YÖK'te temsil ediliyor. Yani. Tamam. Üniversiteler arası kurulda temsilcileri var. Şu iki, şimdi beyefendi şöyle bir konuyu Jandarma Genel Komutanı'yla görüşmeyeceksiniz de kimle görüşeceksiniz? Yani şimdi şöyle bir görüşme, yanlış anlaşılma var. Şuraya bağlamam lazım. Görüşme 19 Eylül 2003 yılında yapıldı. Bundan 6 gün önce o zamanki Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkürt Sayın Başbakan'ı ziyaret etti. Bu ziyaretin sebebi o zamanki YÖK kanun tasarısıyla alakalıydı. Bu da Eylül tarihli. Meseleyi anladık. Merak etmeyin. Mesele anlaşıldı. Yani siz diyorsunuz ama ki. Ama şurayı bağlayayım. Ya o bağlıyorsun bir yere bağlanmıyor. Hayati Bey. Ben müdahale ediyorum. Bir tabii. Dakika arkadaşlar. Yani ne yapabilirim saygısızca sözünü kesmeyeyim Hayati Bey'in. Hayati Bey mevzu anlaşılmıştır. Sorumuza cevap aldık. Devam edeceğiz. Size tekrar döneceğiz. Tamam. Buyurun Koray Bey. Şimdi Hayati sorun şu bence burada.
cebir ve şiddet var mıdır yok mudur? Ordu cebir ve şiddet kullansaydı bunu zaten şu anda tartışmıyorduk. Darbe olmuştu. Bir. Yani kalkıp şimdi cebir şiddet var mı, cebir şiddet ordu bunu yaptı mı yapmadı mı diye bir general işte yapmadı. O şey, tank mı kullandı, 28 top Şubat'ta mu kullandı cebir ve şiddet var mı? Lütfen sözümü kesmeyin. Bu cebir ve şiddeti kullanmış mıdır, kullanmamış mıdır üzerinden yürümez. Çünkü bütün darbeler önce toplumda darbeye ihtiyaç koşullarını hazırlar. Zemin hazırlar. Darbeye ihtiyaç koşulları bu yargıladığımız insanlar yapmış mıdır, yapmamıştır? Yapmışlar. Hayır, yapmamıştır. Nereden biliyoruz bunu? Birincisi, torba, savcılar kendi görevlerini yapmayıp nedenlerini bulamadıkları her suçun arkasında Ergenekon demeye başlamışlardır. Sivas Ergenekon yaptı. Hrant Dink Ergenekon öldürdü. O Danıştay münferit bir saldırı. Artık sonuçlarını biliyoruz bunun, organize Yargıtay değil. Öyle demiyor ama. Ve şunu yapıyoruz. Yargıtay çok şey söylüyor. Şimdi esas mesele şudur. Darbeye karşı olanlarda sağdan soldan darbeyi ve askeri ve vesayeti eleştirenlerde sağdan soldan sizin anlamanız gereken şu arkadaşlar, bunun toplumsal meşruiyetini kaybediyoruz, bu demokratikleşme sürecimizi baltalıyor. Esas sorun nasıl budur. Nasıl oluyor da öyle oluyor? Şöyle oluyor. Şimdi birincisi hatırlayın, yani 6 sene önce 7 sene önce hepimiz bir yerlerde yazıyorduk. Ne zaman vardı o zaman? İzmir'de Cumhuriyet mitingleri oluyordu, onu ben eleştiriyordum yine. Siz eleştiriyordunuz, o eleştiriyordu. O zaman vesayetçi siyaset üzerinden bazı kalkışmalar yaşandı ama bu politik tavır olarak yanlıştı. Bir faşist, faşist siyaset yapabilir. Bir militarist, militarist siyaset yapabilir. Onun darbeci olduğu anlamına gelmez. Oradaki beceriksiz koordinasyonu, şimdiki becerikli savcılarımız 5,5 sene çalışıp bir streç filmde salıp bize örgüt olduğunu söylüyorlar. Gladio'da. Çok daha kısa süre içerisinde, çok daha açık bir şekilde İtalyan toplumunun sağının solunun önüne örgütü savcılar gösterdi. Şu anda savcılarımız öyle örgüt falan göstermiş durumda bittiyse değil Türkiye toplumuna. Bittiyse ben bir şey sorayım. Onu bırakın. Koray Bey, bir şey sorayım Türkiye size. Toplumunun, Türkiye toplumunun bu darbenin olduğunu en kolay ikna edebilecek başbakanı, bakanları ki kendileri devrilecek arkadaşlar. Yani... Onlar artık bunun meşruiyetini sorgularken ben sizi açıkçası Hollywood filmi tarzı bir darbe senaryosu olmayan darbenin senaryosunu yazıyormuş gibi izliyorum. Benim hissiyatım bu. Teşekkür şimdi, ederim. Yalnız bu hissiyat fakat bir real gerçeklerden. Bir soru soracağım size. Bakın şimdi demin çok güzel anlattınız fakat ben size bir şey söyledim herhalde duymadınız. Olabilir. Mesela bir örnek vereyim size. Buyurun. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, bakın sizin programlarınızda Sayın Ahmet Hakan siz şahitsiniz. İlker Başbuğ'un artılarını da çok söyledim. 2002-2006 arasında Hilmi Özkök'ün yanında yer aldığını bu darbe teşebbüsleri sırasında. Evet. Anayasa Mahkemesi'nde AK Parti kapatma davası sürerken Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Anayasa Mahkemesi Başkanı ile ne işi var mesela? Karargahta görüşülüyor, kameralar kapatıyor filan. Şimdi siz demin senaryo filan bakın. Neyi kanıtlıyor? Hayır, şu anlamda yani olağan olmayan şeyler var. Hayır, garip illa şeyler da bu savcılık... olmuş diyor Faruk Bey. Efendim, yani olan... garip şeyler oluyor. Efendim, garip bir ülkedeyiz Faruk Bey. Garip de o gariplikleri de biraz söyleyin canım, hep senaryolardan söz etmeyin. Şiirimizde bile akımımız var. Bir siyaset bilimci olarak biraz da böyle çok yönlü konuşuyor. Şimdi bir örnek daha vereyim size. 28 Şubat'ta cebir ve şiddet var mıdır yok mudur? Bakın 90 kişi içeri alındı ya. Bir yönüyle bakarsanız cebir bir şiddet yok. Yani tanklar bir Sincan'da şimdi yürüdü. 10 binin üstünde hayır, insan bakın, içeride sayın bu saldırı yani üzerinde bakın, sordunuz davaların, diye söylüyorum. Efendim o zaman o da devlet bu, cebir bakın, ve şiddeti bu dava, var. Bu dava tıpkı balyoz gibi Türkiye'nin önüne ağır bir tablo koydu. Üzüntü verici bir durum. Bunlar ayrı bir mesele ama... Bunları tartışırken, konuşurken bir yaşananları da bir hatırlayalım. Yani. Ya Türkiye Bey, çok özür dilerim. Şöyle bir durum var. Ben Koray konuşurken ben de ona ikna oldum. Yani şu, mesela benim önüme savcılar dayasaydılar. Al kardeşim bu 64 kişi ve şunlarda eylemleri ve şunlarda bunların aralarındaki ilişki. Hepimiz yaşasın, bitti. Arınıyoruz. Yaşasın demokrasi. Bravo Sayın savcılar Ahmet Hakan. Derdik. Bakın Sayın Ahmet. Böyle bir durum niye ama mütalaayı okuyamadık ki daha. Mütalaayı okuyamadık daha. Her sanık hakkında somut gerekçeler Reşat birer birer. Bir, ben tamamlayayım sonra buyurun. Size gelsin. Bakın yani olabilir diyorsunuz. Türkiye'nin kesinlikle. Ahmet, Sayın Ahmet Hakan. 2200, o zaman hep beraber. 2200 sayfa o zaman ortaya koyalım. Sayın Ahmet Hakan. Türkiye'nin hukuk sisteminin bütün arızaları. Türkiye'nin bilmiyorum, hukuk sisteminin %90 tanımı biliyorum ama %90 konuğumuzu cümleyle tamamlayayım sonra şey. Türkiye'nin hukuk sisteminin bütün arızaları bu davalarda yansımıştır. Ben demiyorum ki Ergenekon balyoz davaları %100 hepimizin ama işte o bu olmaz. Ya şimdi Sayın Ahmet olmaz Hakan mı? Olmaz diye bir şey yok. Demin dedi ki beyefendi Türkiye'de en kolay iş savcılık senede 4 davaya
beyefendi benim hakim ve savcı arkadaşlarım var. Senede 5000 davaya falan bakıyorlar. Tabii. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Yani ya Türkiye'nin hukuk sisteminde sıkıntılar polisin var. Polisin yazdığını alıp aynen fotokopiyle geçiriyorlar. Ama herkesin yani işi haksızlık yazdı yaparsınız. Bu. Yeni kusura savcılar falan öyle değil. Kusura bakmayın. Şimdi, doğru yani eğri oturalım hayır, doğru konuşalım. Bakın, benim işim doğruları konuşmak. Bu bir, ülkenin bakın, yetiştirdiği bir akademisyen. Bilimci olarak, bakın, siyaset bilimci olarak bunu siyaset söylemek zorundayım. Bu ülkede 12 bin 13 bin hakim savcı varsa onların çalışma koşullarını da bilmeniz lazım. Çalışma koşullarını hangi şartlarda iddianameler üretiliyor? Diyorsunuz ki yani bu yüzden yapamadılar. Fransa'da kaç hakim savcı var? Bu yüzden başarılı bir tahkikat bizimle aynı nüfusa sahip diyorsunuz. Efendim, yani ben bir şey Faruk söylüyorum. Bey, bizimle aynı nüfusa sahip Fransa'da kaç tane hakim ve savcı Faruk var? Faruk Bey, ben size katılıyorum. Savcılar başarılı değil diyor çünkü çok o işleri var diyor. Başarılı değil demedim. Şimdi benim yine yorumlamayın. Ben diyorum nereye ki Türkiye'nin hukuk sistemindeki, Türkiye'nin hukuk sistemindeki bütün arızalar, tanıklar, bazı tanıklar dinlenseydi keşke. Bunları da dile getirdik mahkemeye yani. Gelen tanık dinlenmedi beyefendi. Onu niye dinlemediğini ben size söyleyeyim. Şimdi gelen Işık Koşaner. Bu gece her şeyi sizden öğreniyorum. Hayır, ne benden öğreniyorsunuz canım? Maşallah siz gayet iyi biliyorsunuz. Sağ olun. Gayet iyi dinlemesi şey yapıyorsunuz. Dinlemesi gerekir miden başlayalım isterseniz? Şu bakın Işık Koşaner. Bir dile getirildiği için bir söylememe izin verin. Işık Koşaner, İlker Başbuğ'un emrinde çalışan bir komutan ve o suçlama dönemiyle ilgili değil. Benim çıkardığım sonuç bu. Yoksa mesela Hilmi Özkök dinlense bence ama iyi olurdu. Hukuken ama hukuken gerekiyor. Şöyle yani ama bilmiyorum. Hukuken şöyle bilmiyorum çok güzel ben bilmiyorum ama. Gerçekten tarzınızı davanın çok seviyorum. Şöyle bir retorik taktik yapayım. Yani hukuken şöyle. Hani orada siz de biliyorsunuz hukuken izlemesi vallahi gerektiğini. Valla bakın ben size dinlenmesi, şey dinlenmesi gerektiğini söyleyiverin Faruk Bey. Neyi? Orada anlaşacağız. Efendim ben birçok kereler Hilmi Özkök dinlensin dedim zaten. Tamam, Selamet Hakan'ın programında. Demek dinlenmeli ki yargılama süreci o kadar da şey yani sizin anlattığınız ama kadar iyi gitmedi. Ama ben ve siz mahkeme değiliz. Mahkemede değil eğer dediyse ki ben kafi gördüm. Evet. Yargıtay var. Yani ben evet ve siz karar veremeyiz ki. Peki evet, size dönmek istiyorum. Şöyle bir şey. Şimdi ben meseleyi anladım. Yani Reşat Bey'in, Ömer Faruk Bey'in, kısmen Faruk Bey'in söyledikleri şu. Tablo şu. Kardeşim diyorlar. Siz ille de bu 64 sanık birbiriyle sıkı irtibatlıdır. Otururlar 64 kişi böyle konsül halinde. Karar alırlar. Şuraya bomba atılıp. Böyle bir şey olmaz zaten diyorlar. Şüphesiz. Yani bu örgütsel yapıların doğası gereği olmaz. Şüphesiz. Bu insanların böyle birbirleriyle çok sıkı fıkı ilişkiler içerisinde olması da çok böyle yine bu örgütsel yapıların doğası gereği söz konusu değildir. Bu öyle bir örgütsel yapıdır ki sıra dışı bir örgütsel yapıdır ve nevi şahsına münhasırdır. Dolayısıyla bunu anlamamız için biraz işin iç yüzüne bakmamız gerekir diyorlar. Evet. Siz ne diyorsunuz? Şimdi işin asıl şey yaptığı ne derler? Bam teli. Bam teli bu. Ve yani bunun delillerini de koyuyor. Ve bunun delillerinin evet de var olduğunu söylüyorlar. Savcı ortaya koyduğunu ifade ediyoruz. Şimdi ilginç bir konuşma geçmişti duruşma sırasında. Tuncay Özkan işte benim suçum ne diye mahkeme heyetine sormuştu. Savcılık buna cevap versin demişti. Mütalaasında da savcı bey, sanıyorum Mehmet Ali pek güzeldi. Kalktı ve şey dedi. Ergenekon terör örgütü öyle bir örgüttür ki onun üyesi olanlar onun yararında bir çalışma yaptıklarının farkında bile olmazlar. Yani üyesi olduklarının bile farkında değillerdir şeklinde değerlendirme yaptı. Bu tabii, dedi mi gerçekten böyle? Tabii tabii böyle bir, böyle bir değerlendirme çıktı orada. Biz de şaşırdık tabii. Belki Koray Çalışkan bu nasıl yani olabilir? Ortada bir irade yok, maddi unsur yok, manevi unsur yok. Bu nasıl belki olabilir falan dedi. Belki sendi. Peki bir örgüt üyesi olmak için birinin bir terör örgütüne üye kabul edilebilmesi için hukuken neler aranır? Ne tür şartlar aranır? Bu Yargıtay tarafından belirlenmiş olan kriterler vardır. İşte sıkı bir hiyerarşik bağın olması gerekir. Bunun haricinde işte iletişimin bulunması gerekir. Ortak bir amaca yönelme ve ortak bir fiil gerçekleştirme gibi benzer böyle yaklaşık 7-8 kalem şeyi var. Bu saydıklarınızın hepsi demokratik çabalar içinde söz konusu olabilir. Kesinlikle öyle. Onu örgüt haline dönüştüren unsur cebir ne? Cebir ve şiddet unsurudur. İşte bu yargılamada da cebir ve şiddet unsuru sayın konukların da değindiği husus Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanmasında kilitleniyor. Ve bu ama bombalar silahlar ve Cumhuriyet krokiler yazarları içeride. Evet ama bir dakika şimdi kendisini siz bombalattığı için örgütüyle Mustafa Balbay içeride. Siz iki yani tane olay sayıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir Danıştay cinayeti, iki Cumhuriyet'in doğru bombalanması. Hemen oradan gömülü bombalar. Lav silahları, gömülü bombalar, silahlar, bombalar, silahlar deniliyor. Niye onları saymıyorsunuz? Onları da sayabilirim ama onları sayarken tabii bütün bunların hepsini benim anlatmam gerekir burada. Ben Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'nden girmemin sebebi onun üzerine çok fazla durmalarından kaynaklanıyordu. Ama o silahlarla ilgili olarak da o silahları sanıkların kabul etmediklerini, o silahların
üzerinde silahlar. Hayır efendim, bir izin verin. Ele geçen krokilerle gidip bulunuyor. Siz başsavcılık yaptınız. Değil mi? Silahlar nasıl bulundu? Bir aidiyeti, bir evrakın aidiyetini sağlamak için şu bilgisayarın bana ait olduğunu ispatlamak için bunun içerisinde benim e-mailimin açık olması gerekir. Ya da bunun ki, üzerinde benim parmağımı ben, tespit ben, edilmiş olması lazım. Sanıklara geçen bir belge mesela. Belge yok. İncelenir. Dinleyin. Belge incelenir. O belgede denir ki efendim Ankara'da, Sincan'da falan yerde gömülmüş silah var. Böyle mi oldu? Burada bu belge. Elbette. Başındaki öyle bir olay. Önce ya, bulundu. İki şey söyleyeceğim. Bunu kaçırmayalım. Peki, bir dakika. Savcılar öyle olmasa burası, rüyasında mı? Olmadı. İhtiyacım. Çok önemli iki şeyi kaçırıyoruz. Birincisi, özel harp dairesi Türkiye'de 80 öncesinden beri NATO üzerinden kurulmuştur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ama bakın tam söyleyeyim. Ama Koray Bey. Şimdi özel harp dairesi. Önemli bir şey söyledim. Bir unutturmayın. Bu silahlar, bu bütün hepsi. Hadi siz söyleyin. Ama izin lütfen, vereceksiniz sonra. Vereceğim bana, tabii. Sözümü kestiniz. Ben bir dakika, size ben sizi kestiğiniz için tamamlayayım. Bu silahlar, mühimmatlar, lav silahları sanıkların elinde geçen belgeler, bilgiler doğrultusunda, krokiler doğrultusunda bulundu. Onun değil. Için Hüseyin Bey Reşat Bey değil. Ama neden siz değil dersiniz. Zaten sanık vekilisiniz. Başka ne diyeceksiniz? Yani siz o zaman bu davada savcı mısınız? Savcı mısınız? Savcı mısınız yani burada? Ben savcıyım, evet. O zaman bu yargılamanda savcısınız olarak kabul edelim sizi. Nokta. Bu Hüseyin Bey şey değil. Değil, çünkü bakın yani dosyaya hakim olmamaktan kaynaklanan bir sorun var burada. İhbar e-mailleri gönderildi. Basın bile biliyor bunları artık. İhbar e-mailleri gönderildi ama... Şimdi mesela Poyrazköy'de bulunan silahlar. Poyrazköy'de bulunan silahlarla ilgili yani, olarak... Hüseyin Bey, şimdi ihbar e-maili geliyor. Doğru. Şurada diyorlar silah var. Evet. Peki o silahla sanıklar arasındaki irtibat nasıl kuruluyor? Mesela nasıl kurulur? Parmak izi var mı? Yok mu? DNA analizi var mı? Poyrazköy davasına örnek vereyim size. Yok mu? Yok. Ne olur örnek vermeyin. Yok. Hiçbirinde mi yok? Hiçbirinde yok. Mesela... Sadece e-mail yer bulunuyor, onun üstüne kalıyor. Ve şöyle söyleyeyim neye size. Neye dayanarak o adamın üstüne kalıyor? Hemen şunu söyleyeyim. Mesela ihbar e-mailini araştırın diyoruz. Kim göndermiş bu e-maili? Bize söylemeyin, araştırın. Araştırılmıyor. Kaynağı Amerika'dan. Amerika'dan bir serverdan gönderilmiş. Şeyin üzerinde işte bantın üzerinde bir kıl örneği buluyorlar. Sanıklardan hiçbirisine ait değil. Bunu araştırın diyoruz. Hiç kimsenin araştırılmıyor, ortaya çıkmıyor. Sinyal bilgileri, cep telefonu sinyal bilgileriyle sanıkların hiçbirisinin o bölgeye gitmediği tespit ediliyor. İhbar e-mail'in gönderildiği o tarih aralığında. Kim gitmiş olabilir? Oradaki sinyal bilgilerini çıkartın diyoruz. Çıkartılmıyor. Şimdi o yüzden bir aidiyet yok, bir parmak izi yok, bir DNA kaydı yok. Ben de şunu söyleyeyim. İki şeyi anlatayım, düşünmek bak, lazım. Aynı, bir ben de şunu söyleyeyim. Mesela aynı şeyi İbrahim Şahin'in evinde ele geçirilen kroki doğrultusunda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kazı çalışmaları başladı. İki gün buyurun, süren elinde arama kazarı, bir elle bombası, iki dolu lav silahı, çok sayıda uzi mermisi bulundu. Tamam. Elinde hemen işte, söylüyorum. O bahsetmiş olduğunuz krokinin üzerinde İbrahim Şahin'in parmak izinin olup olmadığını biliyor musunuz? Evinde ele geçirilen diyor. Parmak izinin olup olmadığını biliyor musunuz? Yani onun yazmış olması diyor. Lazım. Ya onun yazmış olması lazım. Savcı mı? Parmak izinin olup savcı olmadığını biliyor musunuz? Uydurdu mu? Biliyor ya, musunuz? Delil peydahlanmayan siz... bir ülkede mi yaşıyoruz biz? Kusura bakmayın. Siz o zaman Ergenekon'daki bunca lav silahını oraya... Size bir şey söyleyeceğim. Birileri gömdü. Ben ondan sonra da ben bunu Sayın Petek yapmıştım. Doğru olur mu? Peki Gölcük'te ele geçirilenler nerede ele geçirilen? Çok somut söylüyorum bakın. Bir İstihbarat binbaşının odasının zemininde çuvallar doğrultusu. Bunu oraya kim koydu acaba? Cevap vermemi ister misiniz? Bakın yine Yarbay Mustafa Dönmez'in elinde ele geçirilen Türkiye'de. Bakın iddianameden söylüyorum. Bir dijital dokümandan bahsediyorsunuz. Bir dijital veriden bahsediyorsunuz. Hep beraber konuşmayın. Reşat Bey bir izin verin. Ömer Faruk Bey bir şey sordu. Bir örnek daha vereyim, bitiriyorum. Vermeyin. 2008 senesinde söz konusu hard diskin kullanımdan kaldırıldığına ilişkin şey var. Evet, ama o tartışmaya yeniden girmeyelim. Yok, girmeyeceğim. Tamam, girmeyeceğim. O Gölcük tartışması da benim bıktığım bir tartışmadır. Vallahi girmeyelim. Peki bir şey soracağım ben. Devam ediyorsunuz siz. Evet, toparlayabilirsem. Hadi yani. Silahlar milahlar tamam. Cumhuriyet Gazetesi ile Danıştay'ın, Cumhuriyet'in bombalanması, Danıştay suikasti, bunları niye kabul etmiyorsunuz? Bakın çok vahim. Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba attığı ileri sürülen kişi Bedirhan Şinal adında bir adam. Evet. Bedirhan Şinal mahkemede vermiş olduğu sorguda ne dedi? Benim önüme bir ifade koydular kollukta ve ben bu ifadenin altına imza attım dedi. Bundan yaklaşık bir 15 gün kadar önce İlker Başbuğ ile ilgili olarak işte Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılması ile ilgili olarak benim İlker Başbuğ bana bunu yaptırdı. Hürşit Olan'ın talimatıyla bunları yaptırdım dememi istediler. Kim istemiş? Bir açıklama yaptı. Ya kim istemiş? Söylediğine göre kolluk. Yani polis. Emniyet. Polis, evet. Bunu söylüyor. İlk kez değil. Nerede söyledi bunu bu adam? Duruşmada söyledi.
Allah Allah. Duruşmada, duruşma tutanaklarını geçecek şekilde söyledi. Duruşmada ya söyledi. Kaç tane skandal var? Bir tane örnek verebilir miyim? Daha geçen gün DHKPC'den birisini gözaltına alıyorlar. Çok özür dilerim ama bunu dinlemek zorundasın. Cep telefonu, savcı sordu o yüzden diyorum. Cep telefonu polis alıyor. Kapatması ve yapılması gerekiyor. Polisin elindeyken cep telefonuna e-mailler geliyor, cep telefonundan e-mailler gidiyor, cep telefonuna mesaj geliyor, gelir, cep telefonu mesaj gönderiyor. Skandal oldu mu? Olmadı. Yani, polis mi kullanıyor? Devam edelim. Yani kim bilir ne oluyor orada? Mesela Danıştay. Bir dakika. Şimdi bu adam, Cumhuriyet'i bombalayan adam Bilirhan şu anda Şinal. Nerede? Şu anda tutuklu. Tutuklu. Ergenekon davasında. Şimdi burada onun hakkında ne isteniyor? Onun hakkında örgüt üyeliğinden zannediyorum ki suçlama var. Örgüt üyeliğinden örgüt suçlama üyeliğinden. Var. Bu adam bundan 15 gün önce polis bana Cumhuriyet'i bombalamamı Yaşar Paşa emretti dedim. Hurşit Dolan ve İlker Başbuğ. Evet. Hurşit Dolan ve İlker Başbuğ. Bu şekilde duruşma tutanaklarını duruşma sırasındaki beyanıdır bu. Daha önce kollukta ve savcılıkta vermiş olduğu ifadelerin de daha doğrusu kolluğu kastediyor daha çok. Kollukta verdiği ifadelerinde kendisinin iradesini yansıtmadığını, kendisine bir metin koyu, önüne bir başka metin koyduğunu... Başka bir ifade vermedi mi bu adam? Yok, hayır, vermedi. Peki kim niye Cumhuriyet'i bombalamış, onu nasıl izah ediyor? Cumhuriyet'i bombalaması tamamen Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir karikatürle bağlantılı. Yani ben kızdım, bombaladım mı evet. diyor? Evet. Sonradan toparlıyor. Ahmet Bey. Şöyle bir sorun Aslan var. Niye bombaladı? Hemen peki, söyleyeyim, Aslan. Söyleyeyim, bakın Danıştay saldırısını söylüyorsunuz. Bir de Allahu Ekber dedi falan diye öyle geçti biliyorsunuz. Öyle, bu öyle zaten. Kendisi, hep oluyor. Kendisi yani. Söylüyor, bir manipülasyon evet. yok efendim ya. Bir gün gelseniz de şu Ergenekon davasına. Hiç sizinle beraber mi? Şu Ergenekon duruşmasına ya. Bir girelim ya. Ya bir gidin Ömer Faruk Bey ya. Gelin beraber bir gidelim. Ben sizi kendi arabamla evinizden alayım. Duruşma salonuna beraber gidelim. Ya sizi bütün sanatlarla tanıtayım. Geçiyor, Sayın Mercan geldi. Orada konuştu insanlarla. Tuncay Bey ile sohbet ettiğini biliyorum. Balbay ile sohbet ettiğini biliyorum. Gelin siz bir gün getireyim. Daha iyi fikir sahibi olacaksınız. Siz de getireyim. Tabii olur. Tamam. Şöyle bir sorun var. Ben de geleyim ama bir izin verirsen iki şey söyleyeceğim. Türkiye bağlamını unutmamamız gerekiyor. Birincisi darbeleri hem Latin Amerika'da hem Türkiye'de incelediğimizde orada çok gitmeyeceğim oraya. Şöyle bir şey var. Sen bu konuşmayı yapacaksın. Merak etme. Bu önemli bir konuşma ama bunu birazdan yap. Şu bitsin. Danıştay'ı nasıl izah ediyor? Hani mevzu bitsin. Onu yapacaksın. Sana hiçbir zaman hayır demeyeceğim abi. Evet lütfen. Sağ ol. Şimdi Danıştay'da nedir? İşte Alparslan Aslan var, Osman Yıldırım var ve birkaç tane de aslanık var. Ankara'daki mahkeme tamamen bunlar işte belirli sahiplerle işte... Tamam öyle. Onlara dedi ki olan... siz bu sizin işlediğiniz bir şeydir. Evet. Sonra değişti ama. Sonra değişti. Değişmesinin sebebi şu. Osman Yıldırım diye bir sanık var. Osman Yıldırım'ın beyanları, daha sonra vermiş olduğu beyanlar bunlar. Beyanları... Ergenekon davasıyla birleştirilmesini sağlayan beyanlar. Bunun dışında başka bir delil yok. Yani o dosyanın içinde Osman Yıldırım haricinde Danıştay dosyasının işte Ergenekon'da bağlantılı olduğuna ilişkin hiçbir sanık beyanı yok. Osman Yıldırım kim biliyor musunuz? Osman Yıldırım bu davanın hem sanığı hem tanığı hem de o söylemem suç ama gizli tanığı. Peki... Bir insan bir davanın hem sanığı hem tanığı hem de gizli tanığı olabilir burada mi? Burada oluyor. Kaç şöyle söyleyeyim var? Size. İddianamede ne yazıyor biliyor musunuz? Hukuken olabilir mi? Olamaz tabii ki. İddianamede ne yazıyor? Bakın bu, en vahimi bu. İddianamede diyor ki işte gizli tanık X'in beyanları Osman Yıldırım'ın beyanlarını doğrulamaktadır. O gizli tanık Osman Yıldırım. Nereden biliyorsunuz? Çünkü kendisi kimliğini açıkladı duruşma salonunda. Ben açık kimlikle beyan vermek yani, istiyorum dedi. Gizli olmayan tanık... Gizli evet. olan aynı kişi birbirine referans oluyor. Şeyde, oradaki çok, sıkıntı tabii şuradan kaynaklanıyor. Şunu söyleyebilir miyim? Ataşehir'de çok ilginç bir söylesin şey oldu. Söylesin ama Faruk Bey buyurun, buyurun. Şöyle bu dava biliyorsunuz Ankara'da sonuçlanmıştı. O aşamada Zekeriya Öz Ankara'ya gitti bu Osman Yıldırım'ın ifadesi bin aldı. Daha henüz dava Ergenekon'la birleşmemişti. Dolayısıyla Yargıtay birleştirme kararı alınca böyle tuhaf bir durum ortaya çıktı. Ve bu adam aynı zamanda sanık haline geldi. Yani bu... En başından itibaren savcının bilerek bir adamı sanık tanık aynı düzleme getirmesi ama değil. Ama birleşmeyi sağlayan tek isim, tek isim oysa o. Enteresan. Yani onu ben o konuda bir şey tek söyleyeyim. Yalnız bir şey söylememe izin verirseniz. Bir araştırmak lazım onu. O da şu bakın. Haklarında müebbet istenen İlker Başbuğ, Orgeneral Hasan Issız, bu kor generaller var. İsmail Hakkı Pekin, Mehmet Eröz, bu adli müşavir Hıfzı Çubuklu, Dursun evet, Çiçek. Evet. Bunların Danıştay'la bilmem Cumhuriyet'le ilgisi yok. Bunlar sonradan biliyorsunuz. Dahil onlar ve daha ziyade... Bir andış vardı biliyorsunuz bu. Andış belgesi ve AK Parti ve Gülen cemaatini bitirme eylem planı. Daha ziyade o.
Ondan ilgili. Yani burada bu davada yargılanan herkes de Danıştay'dan sorumludur. Cumhuriyet'ten değil de. Şiddetten bahsediyoruz. Yani daha ziyade başka hepsi bir... Hepsi aynı örgütün üyesi olarak. Ama şöyle yani örgütün diyelim ki 100 tane faaliyeti olduğu iddia ediliyorsa o bir kişi oradan yargılanıyorsa bu 100 eylemle de ilgili olmaz. Diyelim ki biri 5 eylemle ilgilidir, biri 10 eylemle. Çünkü silsile yani savcı diyor ki bu örgüt diyor 2010 yılına kadar diri bir şekilde faaliyetine devam etti. Hayır hayır şunu anlamak istiyorum. Yani sizin söylediğiniz biraz daha farklı yani. 3 kişi bombayı atar, 2 kişi Danıştay'a suikast tabii yapar, öbürü 4 general andıç yapar, 5... Ama dikkat edin birisi 2007'de Danıştay suikastı, 2007 andıç 2009'da. Hepsinin yani bir suçu var mı bunların? Yani bakın Ahmet Bey... Hayır, iddia olarak iddia. İddia ediliyor ki... Ya teknik bir şey soruyorum. Tabii. Diyorum ki her biri için bir suçlama var mı bu sanıkların? Evet evet var tabii. Suçlama yani, olmadan zaten mümkün değil. Olmak zorunda. Yani mesela evet. Fatih Hilmioğlu şu suçu yapmıştır. Bunu şuradan şuradan söylüyorum. Var, başka türlü şey müteala olmaz zaten. Belirli mesela toplantıları yani suçlama katılmak. Olmadan müteala olmaz. Bu Fatih Hilmioğlu. Ahmet Bey mesela şeyi başka okuduk. Başka bir şey yok. Balyoz davasının gerekçeli kararını sanıyorum burada da okuduk. Şimdi burada işte 363 sanık hakkında tek tek gerekçe yani verecek. Tek tek gerekçe vermiş hükümde. Vermesi de gerekiyor. Verecek mi? Elbette. Mütalaada da bakın. Az önönce buraya geldiğinde 29 sanık diye hani Silivri'den geldiği için. Gerekçelerini gördük. Bazılarını beraat verecek. Ne kadar bekleyeceğiz? Kuramayacak. 15 sene mi bekleyeceğiz? Hayır. Ahmet olur mu böyle şey? Ne demek bekleyeceğiz? Şöyle bir sorun var bakın. Şimdi şu Türkiye'de bu konuyu tartıştığımızı unutmamamız lazım. Birincisi özel harp dairesi üzerinden Türkiye'nin her yerinde gömülü silah vardır. İkincisi Türkiye'nin ordusu kendi kentlerini işgal edecek şekilde düzenlenmiştir. Şimdi kentler büyüdü biz orduyu daha çevre yaptık. TOKİ bakıyor şimdi orasını evet, alalım. Zaten bu dava da özel harp dairesi. Şimdi sorun şu. 40 bin kişinin hayatını bakın 40 bin kişinin hayatını kaybettiği bir süreçten geçti bu ülke. Her tarafımız silah oldu. İkincisi baktığınız zaman 24 saatte bir kadın ya öldürülüyor şiddetten dolayı ya ağır yaralanıyor. Yani erkekler kadınları öldürüyor her gün. Diğer taraftan PKK ile ordu savaşıyor. Türkiye bir taraftan Suriye'ye girdik. Suriye'de rejim değiştirmeye çalışıyoruz. Her yerimiz silah dolmuş durumda. O yüzden bana iki tane kepçe vurup oradan bir bomba çıktı. Üç tane kepçe çıktı. Bu da darbe hazırlığıdır. Kimse söylemesin. Yani yadırlanacak bir şey yok. Hayır. Yani. Şimdi bakın darbe hazırlığı şöyledir. Bu darbe çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Latin Amerika'da bu çalışıldı. Zaten Türkiye'de, yaptığında bunu konuşamıyorsunuz zaten. İki tane Kur'an doğrudan mi? Onu ben söyledim. Benden kopya çekmeyin Sayın Savcı. Size katılıyorum. Şimdi bir şey şimdi güzel bir şey. Güzel bir şey de o başka bir şeyin kanıtını buraya çekiyorsunuz. Sorun şurada. Birincisi darbe yapmak isteyen generaller var mıdır? Vardır. Günlüklerde okuduk orada burada gördük. Bu yapılamamış bir darbedir. Bir, yapılmış darbeleri yargılayamayan bir hukuk sistemi, iki tane generali şeye getiremeyen bir hukuk sistemi, olmamış bir darbenin Hollywoodvari hikayelerle örgütlendiğini söylediği zaman insanın aklına hem Türkiye'de hem yurt dışında revanşist siyasetin görüngüsü geliyor. Bunun adı revanşizmdir. Beyefendi, bunun adı siyasi revanşizmdir. Bu davalar KCK'da, DHKPC'de, para düştü. Ahmet'in şeyi gitti. Düğmesi patladı. Kalemin ucu. Olan bir dakika perspektife ben yerleştireyim. Siz yine var mıydı bomba kimin de onun da bunun da diye tartıştık. Yerleştiği gibi görünüyor. Yerleşen şu. Revanşizmle 28 Şubat bütün bakın revanşizmle yapılıyor ama 12 Eylül 28 Şubat. Hayır hayır bir şey yapılmıyor. Daha önce de cevaplamamasaydı yani, ona zaten. Bunun bu yargılamanın gayrimeşru kılmaz. Beyefendi şu yapılamasaydı bile. Yetmez ama evetçiler bile arkasından hiçbir şey çıkmadığını fark ettiler. Durum şu, revanşizmle her tür muhalefetin içi ya KCK üzerinden keskliysen, sendikacıysan, solcuysan KCK üzerinden içeri. Askersen, muhalifsen, kemalistsen ki biliyorsunuz benim ne yazdığımı bu konular hakkında sen içeri. Sen hop oradan bombaya baktın, sen bilmem neye geldin içeri. Şu anda 10 bin tane insan var içeride. Bunun adı revanşizmdir. Kim neyin revanşını alıyor Koray Bey? Siz onu yanıtlayın beyefendi. Ve peki, emekli Faruk Bey, generallerden bir şey. Kim neyin revanşını alıyor? Siz onu Faruk yanıtlayın. Bey size bir şey soracağım. Bu davanın kaynak kişisi. Çok konuştum ondan. Başlangıç kişisi. Neydi adamın adı? Tuncay Güney mi? Şu hani değil. Haham maham. Şöyle değil. Şimdi Tuncay Güney'de çıktı iddia edilen bir Ergenekon belgesi var. Fotokopi.
Onun aslı daha sonra zaten Veli Küçük'te çıktı. Bu Tuncay Güney ama önemli Tuncay bir adam. Çıktı. Değil bence. Efendim? İlk Tuncay Güney'den çıktı. Tabii. İlk ama Tuncay Güney'deki fotokopi. Ya bu işi Tuncay Güney mi? Aslı Veli Küçük'te. Aslı Veli Küçük'te. Daha sonra. Ne olur Tuncay Güney aslı. Daha sonra. Beni aydınlatın. Bu işi Tuncay Güney mi? Hayır. Yok. Hayır. Ergenekon diye bir belge. İsim imzalı falan bir belge değil ki zaten. Ben gerçekten ciddi soruyorum ya. Şu. İsim oradan geliyor. Yani ilk Ergenekon, Türkiye'nin Ergenekon ismiyle tanışması doğrusu işte Can Dündar'ın ve Celal Kazal'ın kitabı. 97 tarihli bir kitaptır o. Eski bir deniz subayı olan Erol Mütercimler. O zaman şey onlar yanlış. Anlatıyor. Ya hep bakın Ergenekon isminin ilk Türkiye'ye söyleyen kişi. Ben Tuncay Güney'in. Tuncay Güney'in Sayın Ahmet Hakan. Tuncay Güney'in evinde 2001 ya da 2000 yılında bir takım belgeler ortaya çıkıyor. Tamam. Burada o belgeler var ama daha sonra bu belgelerin asılları. Asıl yok ama işte Faruk Bey. Asıl belge diye bir şey yok. Şöyle bütün el yazısı. Değil işte el yazısı değil. Bunların hepsi belgenin bilgisayar. Üzerinde tamam belgenin bilgi. Üzerinde el yazısı düzeltmeler falan değil, var. Değil değil monitörde bunların hepsi bilgisayarda yazılmış olan evraklar. Ve efendim belgenin aslı monitör ama düzeltmeler falan var. Sanıkların hepsinden siz çıkmış olan evraklar. Siz bana şunu söyleyin Veli Küçük'ün evinde bu belge çıktı mı? Çıktı. Bir CD'nin içerisinde kayıt olarak çıktı. Çıktı. Tamam evet. Yani şimdi. Dijital olarak çıktı yani. Tamam tabii. Yani bu dolayısıyla hani. Peki, bu adamın yani. Bu dava çökmüştür demesinin bir anlamı yok dolayısıyla. Efendim bu zat zaten enteresan birisi. Yani nereden çıkıyor, nasıl konuşuyor, garip bir şeyler. Yani bir itibar edilmesi gereken bir şey de yok orada. Burada çok kısa bir cümle şöyle şunu söyleyeyim. Şimdi özellikle Koray Bey'in ifadelerinde bariz bir çelişki var. Onu ifade edeyim. Kusura bakma Koray Bey. Yok yok. Şimdi hem bu siyasi bir romantizm olarak bu davalar ifade ediliyor. Efendim yargının özellikle siyasallaşması gündeme getiriliyor bu vesileyle. Diğer taraftan da deniyor ki ya ülkede yürütmenin başı başbakan bile yetmez ama evetçiler bile bu davalara itimadını kaybetti. Mahkemeleri eleştiriyor. Bu ne yaman çelişkidir ya? Eğer siyasetin emrinde bir yargı varsa. Ben öyle bir şey dedim mi? Efendim? Ben öyle bir şey dedim mi? Siyasi revanşizm ve yargı da bunun bir anlamda... Yani siyasi olan yalnızca hükümetin yaptığı mıdır Sayın Savcım? Ya... Neyi konuşuyoruz biz şu anda? Neyi konuşuyoruz? Ergenekon ben çeliştim diyordunuz, çelişki gösteremediniz. Siyasi bir revanşizm sizin olduğunu söylüyorsunuz. Sizin çelişki dediğiniz şeyde kendiniz çeliştiniz. Tamam. Koray diyor ki, Reşat Bey. Yargının siyasallaştığı iddianız yoksa sözüm size değil. Tamam. Hayır, siyasi revanşizm hayır sadece hükümet eliyle yapılmaz demek istiyor. Ama suç hükümete karşı açılan... Hayır, öyle demiyor. İşlenen bir suç. Ama öyle demedi yani. Peki, tamam öyle demediyse mesele yok. Çelişki gitti Sayın Savcı'm. Hayır, öyle demediyse... Ama şu anda... Siz demediyseniz bile kamuoyunda bu söyleniyor. Tamam, kamuoyunda. Peki bir de bir şey söyleyeceğim. kamuoyunda bir de şöyle bir şey çok var. Çok yanlış yani. Şöyle bir şey var. Mesela deniyor kamuoyu ki. Kamuoyu çok yanlış. Koray, bugün ben belki yüzlerce mesaj okudum buna dair. Evet. Hiç katıldığım bir şey değil. Bu ikisinin asla yan yana zikredilmesini de istemiyorum. İstemiyorum da. Yarın da onu da yazdım. Ama yine de bu konuyu konuşalım. Şimdi kamu vicdanı burada bir adaletsizlik algısı. Bir takım kamu vicdanı diyeceğim. Tamam. Kimse itiraz etmesin. Bir takım kamu vicdanı. Kamunun bir kısmı. Kamunun bir kısım kamu bir kısım vicdanı. bu darbeye teşebbüs suçu ağırlaştırılmış müebbet falan bunu kabul etmiyor. Bu vicdan bunu algılamıyor. Aynı vicdan şöyle bir paralellik kuruyor. Öcalan, PKK, görüşmeler, müzakere, İmralı gibi sözcükler kullanarak diyor ki ya sen burada bunu yapıyorsun. Burada da bunu yapıyorsun. Yani bir yandan memleketin genelkurmay başkanına terör örgütü yöneticisi diyorsun. Bir yandan da terör örgütü yöneticisiyle oturup müzakere masasında. Yanlış mukayese. Yanlış mukayese. Elbette yanlış. Ama adil olmayan bu yaklaşımın kamu vicdanında yanlış da olsa bu tür mukayeselere yol açtığını bilelim. Bilelim. Bak bir tane örnek vereyim sana. Muharrem İnce. Tamam mı? Şöyle bir şey. Gidiyor Mustafa Balbay'ı görmeye. Ondan sonra görüyor işte milletvekili, grup başkan vekili. Yani plakası var, kırmızı plakası var biliyorsunuz yani. Muharrem Bey giderken üst başına arıyorlar, ayakkabılarını çıkarttırıyorlar, kemerlerini çıkarttırıyorlar. Sonra da akşam Sırrı Süreyya Önder'i izliyor. O da milletvekili. Hayır. Abdullah. Altan Tan'ı bizim programımızda izliyor. Altan Tan bizim programımızda. Tamam Altan Tan'ı izliyor. Üçlüyü izliyor daha doğrusu. Onlar hiç aranmamışlar. Hayır, değil mi? Altan Tan elimizi doğru burada oturuyordu. Elimizi kolumuzu sallayarak yaptık. Eğer şey yapsaydık istediğimizi sokardık. Rahatça girdik diyor. Şimdi yanlış mukayese ama zaten hisler... Bence doğru yanlış, oradaki doğru. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var. Orada çok farklı bir şey söz konusu. Tek başına tecritte bir insan bir adada. Diğer tarafta binlerce tutukluyla birlikte yapılıyor. Ama senin dediğine geleceğim ben.
Yanlış mukayese ama ben o hissiyatı anlıyorum. Bu sefer milletvekilleri diyor ki ben grup başkan vekiliyim. Kendi milletvekilimi görmeye gidemiyorum. Diğer taraftan Abdullah Öcalan'ı yani o başka bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Kendisi hükümlü. Onu görmeye gittiği zaman rahat rahat elini kolunu sallıyor. Ama bu işte bu hatayı yapmamamız gerekiyor. Ben de şimdi, bunu yani söylenmesini istedim. Misal, suyu misal misal olmaz. Evet, evet. Değil mi? Yani yaşım tutmaz. Evet. Gençler ben için buradaki söyleyelim. Buradaki adaleti zedeleyen eğer varsa burada bu konularda adalet duygularımızı zedeleyen şeyler bunları 30 yıllık kanlı bir sürecin sona ermesi için atılan adımlara karşı çıkarmamamız gerekir. Buradaki adaletsizlik ayrı bir şey varsa eğer o süreç ayrı bir şey. Peki çok teşekkürler. Son bir şey daha var. Onu da Reşat Bey'e soralım bir cümleyle. Tamam. Çok soru var çünkü. Ben bir araya gireyim de birkaç unuttuk. Eyvallah. Onlar da ben söyleyeyim müsaade ederseniz. Sizin sorunuzu cevaplayayım. Ben Ahmet Bey. Evet. Hayati Bey. Bir cümleyle söyleyin. Bey, bitiriyoruz çünkü. Şimdi şunu hemen söyleyeyim birkaç kelime. Şimdi bu yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bununla ilgili bir teşebbüste bulundularsa eğer herhalde bunun bir neticesi olması lazım değil mi? Ha şimdi bir bakalım bunun neticesi ne olabilir? Bunun neticesi şu olması lazım. Birinci konu şu. Hükümetin eğer böyleyse darbeye teşebbüsse bu hükümetin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi lazım. Böyle bir tehlike var mıdır? Yoktur. Peki. Düştü bu hükümetin zaten, düştü. Görevinin yapması engellenmiş midir? Hayır. Böyle bir o da söz konusu değildir. Peki. Bu teşebbüs nedeniyle halk dehşete düşmüş ya da devlete olan güven sarsılmış mıdır? Hayır, o da olmamıştır. E bu nasıl bir teşebbüstür ki sonucu sıfırdır? Yani böyle bir teşebbüs kabul edilemez. Peki, mi? Adı üstünde teşebbüs varsa onun bir neticesi olması lazım. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirdiğimiz zaman teşebbüsün olmadığını kabul etmemiz lazım. Bence evet. Mantıklı. Şimdi kendi sordu kendi cevapladı tabii. Sonuç doğmamış demektir teşebbüs. Ama sonuç doğurmadı peki, demek. Peki teşebbüsün hiçbir sonucu yok. Yani tamam ille de darbeyle sonuçlanmasın. Var sonucu işte Danıştay saldırısı, Cumhuriyet yani saldırısı. Ama hükümet onlar bireysel suçlar. Peki bu hükümetin başı. Bu hükümetin başı Reşat Bey size soruyorum. Evet, yani evet. Başbakanımız emrinde Genelkurmay Başkanı. 2 sene çalışmışlar. Hiç mi fark etmemiş yani bu adamın? Ya o kadar gizli ki şimdi, kimsenin haberi yok Ahmet. Şimdi ifade edeyim müsaadenizle. Bakın bütün demokratik hukuk devletlerinde ister Genelkurmay Başkanı, ister bir bakan, ister üst düzey diğer görevliler. Eğer suç işlediği yolunda yargı bir delil bulduysa bunu yargılamasına yargı erkinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına orada hukuk devletinin çalıştığının işaretidir. Peki. İşaretidir. Son olayı böyle. Şimdi bakın, bitirmemiz gerekiyor vallahi. Başbakan yalnız hep her şeyi biliyorduk dedi biliyorsunuz bu şeylerle. Şimdi sonra da benim Genelkurmay Başkanıma tabii, terörist ama diyemezsiniz. Ya, tabii bunu tabii ama yani bilmiyordu nihayet haberi yok görevini dedi. Yapacak. Peki. Eğer başbakanın sözüyle bir tahliye olsaydı, başbakanın sözüyle biri içeri girseydi o zaman biz eyvah ne oluyoruz dememiz lazımdı. Dememiz gerekirdi çünkü adliye siyasete bağlı bir cümle bitirmemiz hemen, gerekiyor. Hemen söylüyorum. Özel yetkili mahkemeler neden kaldırıldı? Neden tasfiye haline getirildi? İşte evet. Bu sebeplerden, burada tartıştığımız sebeplerden dolayı. Hukuk aykırı deliller ve peki. Yaşananlardan dolayı. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.